su diye Of, ne yeriz be. critical atıyor. Şey, 2 dakika boyunca critical damage iyi oluyor yani. Oo. Tamam, Peki biz ne tamam yapalım? sizi savaşa yollayacağım yani. Gelip alayım ben o zaman. Sen Evet, savaşmayacak çünkü mısın bizle? ben savaşmıyorum galiba ya. Ya Full kadın o, damage şimdi şey atıyorum. yapmasın. Aa, benim Öldürdüm üstümde öldürdüm. 4 zırh bile yok ki. Ben şeyim yani. Bayağı plebim şu an siz. Baksana mutfağa girerken Günhan üstüne bak. Terminatör gibi dolanıyor. Senin ayranı ünlü esas da Dur, tostu da koyacağım iyidir ya. çorbayı. Günhan yok orada şu an. Arabayla gittin mi o tostu bir yersin. Ya da otobüste ineceğiz. Al bu çorbayı. 8 tane çorba attım. Bu önemli. Ulan gerçekten base baskın yapıyor bunlar ya. Kim geliyor ya base? Kim girebilir Oo. Evet, ben nanenin yanına gidiyorum artık. Ben yemek alıp geliyorum şimdi. Bayraktar. Vallahi yemek yapanımız olmasa bu arada bu iş olmazmış ha. Deli gibi bitiyor çünkü. Yok yok evet. Yani şu an Zuhal taşıyor yani ekibi. Evet. Evet Zuhal. Üzülme diye demiyoruz. Gerçekten önemli bir şey yapıyorsun. Yo, farkındayım ki. Bu inseller sayende kurtulacak. İden Evet. yemeği görüyorum çünkü. Zuhal ana. Mami. Zuhal Hangisi bu ananın mantarlı yeri değil olan mi? adı ne? Orada çorba olan tek şey ya. Ondan Ben alacağım aldım yemeği. hepsini kanka. Ben 5. aldım. Sana veririm sana. Aa, 8 tane yapmıştım. Bölüşün onu kendi O aranızda. hepsini aldın mı? O. Aldım. Veririm sana. Yanımda O mekana balıklı gidiyorum. şeyleri de al. Balıklı tostlar falan onlar da şey veriyor. Bitcoin Onlar da veriyor. lezzetli mi anam? Hangisi güzel? Valla işte o Teyzeciğim neler balıklı yapıyorsun burada? Mikrofonu uzatıyorum böyle. yemek Kaç yıldır buradasın? Şifa mı bu? Şifa mı bu teyzeciğim? Teyzem ne koydun bunların içine teyzem? Ah teyzem. Hep şifalı, Oo. hep bizim buralar. Özel sosun da var mı? Özel sosun. Olmaz mısır? Dur. Gariban Ne koyuyor bunların besliyorsun içine? burada. Ah teyzem ah. Gizleme var iyi mi? Hep de aynı muhabbet. Gariban. Özel Anadolu. Benim sos. adım adım Şifa. Anadolu. Yinli. İlaç mı bu? İlaç mı teyzem? İlaç mı bu? Şifadır şifa. Bir de aşırı Deniz ne Bey aşırı te 92 yaşında. böyle aşırı neşeli ince sesle teyzeler çıkar ya öyle şeylerde. E bunu ye yine bu şifadır. Aşırı neşeli teyzeler çıkıyor bazen orada böyle. Gaz Ama böyle. böyle sunduğu şey de damar tuzlama değil mi böyle? Ya Tabii. evet ya. Bir Tabii. böyle aşırı sessiz ve işine odaklı teyzeler oluyor öyle yerlerde. Zor ağzından laf alıyorsun. Bir de böyle şovmen teyzeler çıkıyor. Şifa bu şifa. Yey. Bundan 7 ondan sonra 9 kere bana atladı. 24 tane çocuk oldu. Öyleler Yani ama. bunu yiyeyim, bunun bir daha bakmazsın yani nasıl oluyor diye şey yapmazsın. Damar tuzlama Yazıklar da olsun. yersin. Anadolu insanıyla dalga geçiyorlar. Sorsan SCV. Ancak bütün gün teyze taklidi yapıp kahkaha atıyorlar. Analarımızdan, bacılarımızdan bu kadar mı tiksindiniz? Herkes iç sever mi olsun sizin gibi? Hadi gidiyor muyuz nanenin yanına? Tek Mert. Ben Gelin de gidiyorum. ona göre boss'un Ben geçişinden sonra tuzakları döşeyeceğim yani. tam geçiyorum Tek ben de. başıma yapmayayım bu işi. Ben Siz geldim de. reis. Bayraktar. Eyvallah abi. Goskada goskada çupta da bar. Ana bacı Sen bu da abi bana gelecek misin pandara bu bar. sefer? Geleyim mi bilmiyorum ki ya. Çok şey canlanamadım ben boss işine. Burada adam kesiyorum, öldürüyorum, bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyoruz şimdi Babey? Bu boss'tan sonra güzel zırh açılıyor. İşine de yarar. Nerede boss? İyi geldim. Abi Nanenin kovalamayacağız oraya yerim. Oha geliyorum Bekleyeceğiz geliyorum. buradan geçmesini. Hemen geliyorum. Aa, nasıl bekleyeceğiz buradan Evet. geçmesini lan? Bekleyeceğiz bayağı. Neredesiniz? Nasıl Şey, ya? nanenin olduğu yere gelir tabii. Şimdi bu boss buradan geçecek. İşte mayın döşeceğiz o böceğe. Ondan sonra mayın döşeyeceğiz. Tekrar gelmesini Aa, bekleyeceğiz. Kıvissa Geldi. Çeder akımı keseceğiz. Evet. Bir Önem dakika, var ya oyun kaç? devasa. O final Altta. boss değil mi o? Yok be. Yok ya. Daldınız mı adama ya? Cesetler görüyorum etrafta. Bir dakika, Kıvissa Çederak gördüğümüz devasa şey sadece öylesine bir boss mu yani? Hı-hı. Evet. Ne oldu Bu konuyla kardeşim? hiç heyecanlanmış gibi değilsiniz lan bu konuyla ilgili. Ben bayağı heyecanlandım. Korktuysan git SYK kuyruğuna gir.
Joker mi oğlum bu adam? Elden Ring'e benzemez. Ay. Batman'i sevmediğini söylüyor. İyi güzel. Batman'i sevmemiş olabilirsin. Fakat zamanında abi, Man of Steel'e bilmem ne puanını verirken abi. Ne yapıyordun? O günleri unutmadık. Aa geliyor lan. Oh what the fuck is this shit? Wow. Geliyor mu? Ha evet geçti. Geldi geçti. Tamam. Ben döşüyorum şimdi burayı. Döşe kardeşim. Bir dakika gelişinde hepimiz burada hazır olalım ki. Ne döşüyorsun oraya? Sevgisini. Aa bayağı tuzak yapıyorsun. Evet evet. Sevgi yani. Seni düşüyor. Biz de basarsak patlıyor muyuz bunları? Yok. Ha okey. Ne zaten bu yaptın? Bu tuzak abi. Neyle yapıyoruz bunu? Biz de yapar. Patlatıp çıkar ya. Neydi onun adı? Tinle yapılıyor. Tin. Yanımda hepsini bıraktım öbür sanırım. Buradan geçerken basacak. Ama bu full canını indirmiyor bu. Bu yarı canını yakınını indiriyor. Ondan sonra bileğimize kuvvet. Ya siz neredesiniz? Ben geçtim mi siz acaba ya? Yok böyle döne döne burada. Burayı komple yıkacak o. Ha okey. Ya niye base'e daha yakın bir noktada dalmadınız ona? Abi base sürekli aynı uzaklıkta dönüyor ya. Dairesel dönüşü var sürekli aynı uzaklıkta. Gel bizim olduğumuz. Oğlum sağ ya. Taraf şu Tancı'nın öldüğü bir tane mark var haritada. Orası daha yakınmış aslında. Çok yer daha yakın. Ben ya. Şey olarak baktım en düz ve iki tarafı da açık olan yer olarak baktım ki kaçabilecek alanımız olsun biraz daha. Peki damage'ledikten sonra dönüp saldırma eğilimine mi girecek? Evet evet ondan sonra bize saldıracak. Dönecek burada sürekli. Bizim etrafımıza dönecek. Hadi gelin öldürelim. Tamam bu yer süre geldi. Ben o tarafa hiç gelmemiştim. Geliyorum şimdi yavaş yavaş. Look what they did to my boy. They butchered my boy. Raido. Çok kötüymüş lan Godfather şey taklidin. Çünkü izlemeyeli 8000 yıl oldu değil mi? Yok lan daha yeni izledim de yapamıyorum ya ben. Sesini kısarak yap lan niye öyle yapmadın Fredo? Hani şey Look what they did to my boy Fredo. Olmuyor abi. Evet. Yo daha yavaş yap. Look how they butchered my son. My beautiful son Fredo. Bir yandan ellerini sallarsan daha iyi yapıyorsun o sallamayla evet, beraber evet. Şey yap hani evet, anladın evet. Mı? Look what they did to my beautiful son. They butchered him. I'm Tony Montana, political prisoner from Cuba. O bir şey gibi olmadı mı ya? Afrika'da güzel gördüm. Evet evet ya. What are you gay? What are you gay? I'm not gay. Oz'daki adabist oldu bu oğlum. Homosexual. You don't talk to my mother. I'm not gay. Aha. Ben... Abi ben sana verdiğim tüfeğe baktın mı? Ben de tüfek mi? Can abi ben sana tüfek atmıştım baktın mı? Bende vardı ondan. Bende bir tane fazladan tüfek var. İsteyen var mı tüfek? Yok. Benim verdiğim şey tüfekti. Bayağı 200'e yakın hasar veriyor. Aa Can ya, o yüzden iki mi? İki tane var bende o yüzden işte. Hand şey pistol. Bir tane tüfek atayım mı arkadaşlar? Birisi alsın bunu. İki tane var bende. Bayraktar. O zaman sapanı artık bırakıp tüfeğe mi geçiyoruz yani? Evet evet. Tüfek geliyor. Aha geliyor. 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 Vurun. Vurun. Kaçma lan köpek. Dikkat edin şu turuncu yer. Ay, döndü ay. Lan. Allah'ım. Ay kamis açarlar. Daire saçı takılıyor. Ay üstümden geçti tam ya. Allah bir şeylere bastım. Nelere bastım geçer ben buraya. Geçer abi geçer. Allah. Ay anneciğim. Üzerinde bir şey oldu. Aaaaaa! Bağırırı görüyor mu abi galiba? To my son. Bağırarak nereye acaba?
Direkt cırkladım. Öldürdünüz mü? Öldük. Ölüyor. Ölüyor. As siktir, direkt üstüme döndü. Hani aa, bir tane şerefsiz dolaşıyor benim bostanımda. Ya gelme gelme, benim silahım yok doğru düzgün. Öldürüm. Ondan değil galiba Tancan. Öldü mü? Tamam öldü. Öldü arkadaşlar. Bizim gelmemize bir şey var mı şu an toplamda? Okey. Yok. Cesedim var. Aa, evin içinde nane. Beni peşliyor. Allah belanı versin. Peşlemek ne be? Bizden miydi o zaman? Bayrak. Bizim onlar öyle diyorlar. Şey yaptıysa. Şuraya taş koyacak şey nane. Kutsal yerimize. Ha buraya. Ha. Ha. Gelme. Stay here my friend. Yet you come to me at my son's wedding. Şerefsiz gelme. What did I do to deserve this disrespect? It's true Godfather. It's true. Şey demeyin yanındaki böyle şey Türkiye haberi var bir tane. You never sought my friendship until today. Neydi onun ismi? Call me Godfather. Neydi o herifin ismi? İlkbahar anlamına Don gelen Vito. Bir ismi vardı. Don Vito Corleone. Onu demiyorum lan. Herifi ziyarete gelen adamın. Ha şey. Primavera mıydı? Öyle bir ismi vardı. Neydi lan? Öyle bir adı var aynen. Bella Donna mı ne öyle bir adı var. Aşırı sağladım şu anda da öyle de ilginç bir adı var herifin. It's Sicilian custom. It means Luca Brasi is sleeping with the fishes. Of. Şey çok güzel değil mi? At sahnesinde bağırıyor ya. Aa! Hey. Aa! Atı görüp bağırma sahnesini diyor da sesi kesildi. Aa! Aa! Çok güzel film ya Godfather. Evet evet. Bonasera, Bonasera, Bonasera adamın adı. Bonasera. You only come to me at my son's wedding. Godfather. Have I done something to offend you? Look what did to my daughter. Oğlum base'i yıkmışlar lan. Bayraktar. Taşı koyuyorum yani. Taşı geldiğinde evet. Oturtuyorum arkadaşlar. Yerleştir. Yapıştır. Hayda. Yine öldüm ya. Your daughter is still alive. Oh ışık geldi. Ve burada zırh ve şey yapabiliyorsunuz yeni. Bunlar da bayağı en son zırh. Demir zırhtan daha iyi bunlar. Demir zırh mı vardı? Bizde bronz zırh var lan zaten. Ama mechanical part... Bir dakika bu ne? Tin bar, larva meat, slime. Falan filan. Eskiden vardır, bulunur ya. Var mı? Olmaz. Larva mitimiz az var da. 72 tane var üzerimde. Larvanın anasını kestik abi. Ha. Ha 3 tane. 3 tane mi boss var? 3 değil, 6 boss var. Hmm. Bunları bak, kestiğimiz zaman bir kabuk açılıyor. Bir dış daireye çıkabiliyor. Bunları iyice çıldırdı. I will put my best man on this. Have you heard of Luca Brasi? Kıdırdılar, kıdırdılar. Tancan ne gerekiyormuş? Buradan bulmaya çalışayım mı? Abi timbar lazım. Larva meat de Allah geldi yine yani. Larva meat, amber larva, golden şey starfish. Yukarıdaki adamları salmışız, bizim bütün larvaları dışarı çıkarmış bunlar. Bunlar nereden geldi ya? Vallahi madenciler saldırmış beni hakikaten. Ben dedim ya saldırıyorlar diye. İlk defa ama kaçtı. Gördüm. Böyle vurup kaçtılar. Yok yok, Beyza'yla yıkıyorlardı ortalığı. Günhan'ın odasını falan full kırmışlar yani. Slime fiber lazım. Alıyorsan bana getir yapalım. Şey larva meat'i nereden bulacağım? Yani burada... Gel abi ben nane bırakayım. Da... Slime bıraktım. De çok mu olur, fiber de çok mu olur. Şu sandığa bıraktım. Tamam. Orada al abi. Tamam. Bana da geç. Tanrım bugün işledim kulaklar şunlar. Cesegin arazi işinden rüşvet. Komşu kızı Mary'i de elledik. Buraya şey bırakıyorum. Çanta bıraktım buradaki sandığa. Bu artı şey veriyor. Bu bayağı inventory'ymiş ya. Aldım ben bir tanesini. Fiber 7 tane var. Şurada larva meat var ama. Fiber yeni, kaç tane gerekiyor? Yeni bir şey mi çıktı? Ben anlamadım. Ben de alan bir şey. Evet. Fiber
6 tane lazım. Gel. Nereden alıyoruz? Bir tane, 7 tane var totalde. Başka bir yerde yoksa eğer. Abi 160 tane var buradaki sandıkta. Mutfaktaki sandıkta 160 tane var. Bak şu sandıkta. Buraya al getir üzerinde ya. Zuhal fiber üretiyor çünkü. Getiriyorum kanka. Fiber var ya bayağı ikinci sandıkta. Oo, Zuhal anamız fiber üretiyor. Ateş atan yavşak geldi buraya. Ateş atan yavşak. Zuhal yeni bir golden bir zımbırtı koydum. Onu da yemeyin. Okay. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Ya bir ara normal... dedeye gidelim de bende 3 kaşık var satayım. Şapka dede gel ya, ya dedeyi göstereyim sana gel. Dedeyi göster. Gel. Dedeye götürün. Gel gel. Bak dede. Hani ya. Kaç kişiyi herkes yapacağım bak burada. Ha bu okey. Dede selam. Selam. Efendim. Tamam bak burada çanta. 5 şu anda. 5 mi? Okey. Tamam. Oo oh, 40 var çünkü. Wow. Bayraktar. Bu altını dede. Nereden dur, alırım dur şeyi de var. Bir tane ben şey deniz yıldızı da bunu satarım kesin. Yok, neden ne gerekiyor? Ya. Ha slime gerekiyormuş lan. Onu unutmuşuz. Hayda. Dedim ya. Bunu da satarım. Beraber. Aa larva mı satıyoruz tüccar artık. Geliştirmişiz doğru. Slime alıp geliyorum kanka. Tamam bekliyorum. Okay. Ha tüccarın şeyi değişiyor. Biz boss kestikçe elemanın olayları. Öyle gözüküyor. Evet nice. Dedem al dedem. Bayraktar. Buna kaç? Aa oha bayağı güzelmiş. İşte bak ya. Nerede satılıyormuş? Bir şeyi bir kere yaptıktan sonra diyor ki git sağ solu kes ne varsa getir sat. Alacağını al diyor işte. Haritalarınızı güncelliyor musunuz Hacı abiler? Ha, ben bir güncelleyeyim. Geliyorum Tancan. Look what they did to my boy. Hay madır nerede ya? Onu da bulalım. Cinco pane, Luca Prazzi. Allah yemek için et aldım size ya. Geldim. O yemek değil, onlara zırh yapacağız ya. Dur o ha. Etlerden bir zırh yapsınlar kalanı ben yemek yaparsam ya. Abi deden eti işte. Larva mı? Okey sen dağıttım size ikinciye. Pinbar, Tancan sana şu zırhı vereyim bu arada evet, abi. Şimdi biz iki tane daha vücut zırhımız var. Tinbar varsa daha yapacağım bakayım ben bir. Peki sen attım bir tane. Hayvan madarı kesemezsiniz. Ya, var burada şimdiden... var. 38 tane var burada Timber. Keseriz kardeşim keseriz. Kovboyluk bitti. Artık gencecik oğlanlar kafalarına tüy takıp ulelek ulelek diye akşam kafada kızılderle oynuyor. Çok iyi. Ya biz şimdi bronzdan daha iyi zırh yapabiliyor muyuz? Evet. Şerefsiz. Nerede yapıyoruz peki onları? Bak şeyde yapıyoruz. Ben beni atayım sana kanka. Al bak al bunu. Bunu al. Ne bu? Al ye. Yeah. Bunu aa. Bunu al. Yeğen bana bunlardan bir zırh seti yap kurban olayım ya. Tamam işte gidiyorum. Tin bar lazım biraz daha. Tin az. Ender hoş geldin. Geri kalan her şey var aslında. Evin etrafına hendek mi kassak? Ya ulelek ulelek geliyordur işte bak bunlar dedim ben sana. Olur. Bir yere ön base kurmuştum oraya da gelmişlerdi. Ha geldiler yine. Bunlar böyle adam kardeşim. Ha yine larvaları arkadaşlar 10 tane falan geldi şu an. Allah'ını seven defansa mı koştun? Abi ne atıyorlar öyle? Wow ateş topu. Ateş topu bir şey atıyorlar bostanıma. Ha. Bostanıma girdiler şerefsizler. Bağ girdiler bağ budanmış o sırada değil mi? Gerçekten. Aa öldüm lan. Yanarak öldüm hem de ha. Nerede bunlar? Kürekli evet, alınıyor yerden. Hah tamam. Bayraktar. Şu zırhları atıyorum yere. İhtiyacı olan alsın bu kadar oluyor. Tin bitti çünkü. Böcekler kaçmış lan. 38 tane tin vardı abi şeyde. Aldın mı onları? Hepsini aldım. Hepsini kullandım. Bak şu yerde şeyin yanında. Tuna'nın yanında duruyorlar. Onları sandığa koysan abi. Oradan seçip alsınlar. Burada hepsini alır üzerinden geçen çocuk. Peki doğru doğru diyorsun. Ben bunları şeye koyuyorum. Kırmızı renkli sandığa koyuyorum. Yo hatta şurada ekipman sandığı vardı galiba. Bunların hepsi boş abi. Bunlardan birini at işte. Aynen. Buraya atıyorum.
Bize tin lazım, tin. Hatta bunların malzemelerini de buraya koyayım ben. Tin buldukça da tekrardan craftlarız bunlardan. Şu an 8 tane var burada abi. Şeyden çıkarttım şimdi. Attım, ne kadar lazım bilmiyorum. Tuzak nasıl yapıyorduk ya? Tinle. Oo, ne güzelmiş ya, sular yayılıyor, doluyor böyle. Ben kazayım mı etrafını şeyin? Ben valla biraz kazdım abi. Ona bir şey çekmemiz lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum onu. Sen neredesin? Duvarlar vardı. Nerede o duvarlar? Buradaki etleri almayacak mısınız? Hepsini kullanmadı Zuhal. Lazım çünkü tini topladıkça şey yapacaklar. Tamam, 9 tane şey var, et var. Valla kullanmazsanız alır pişiririm ben. Doğa niye tehdit ediyorsun bizi? Güzelce konuşuyoruz ya şurada. Agresifim. Agresyon. Yol var ama burayı kapatamayız ki zaten. Nereye? Belli ki böyle bir iletişim var. Çok üzerine gitmeyin. Var böyle abi. Evet. Ben şunun içine bir tane daha zırh koyayım, karapaz. Tamam, güzel. Bak, göleti de getirdik içeri. Oo. Evet, onu ben de çok geç fark ettim. Çok eğlenceli oluyordu. Belli ki karabüksün. Evet, artık tin bulma macerama geri dönüyorum ben. Hadi balık tutmaya çalışayım ya. Bir beceremedim şu balık tutmayı ya. Gerçekten. Ay. Acaba nerelerden bulacağız? Şimdi biz ikinci boss'u kestik ya, yeni NPC alabileceğiz. Buradan yine devam NPC ediyorum. Alabileceğiz mi? Spawn olmuştur orada adamın altında belki. Yok, orada spawn olmuyor, bunu çağırıyorsun. Aynı bu dedeyi buraya çektik ya, onun gibi o da yapıp çağırıyorsun, onu da geliyor oraya. Ya da be. İtem düşüyor bunlardan, bosslardan. O da yapıp itemi içine koyduğun zaman, bak dedenin yağ fıçısı var yatağın dibinde. Onun gibi. Nane, sen gerçek bir gamersın, bunu biliyor musun? Ne oldu? Övgüyü alınca bir kaldın. Evet, ben övgü alamayan bir insanım abi. Aa, hiç ya. De bile değil evet. Lan. Tanıdığım en entelektüel insanlardan birisin. Övgü almayı biraz beceremeyen bir insanım. Huzursuz oldum. Aa. Niye övüyorsun? Evet. Hayır. Arkadaşlarımızı zamanı geçmeden appreciate etmeyi öğrenmeliyiz bence. Yarın bir gün ne olacağı belli olmayabilir. Yoksa insel minsel olurlar. Sevgi bize Allah'ın verdiği en büyük hediye. İşte. Oley, balık tuttum. Balık tuttum sonunda. Ağlayacağım. Ya, süper. Bu da benim 4. avrat Mary. He? Balık tuttum, inanamıyorum. Ne lazımdı? Ya Zuhal, bu kadar istiyorsan balık tutma, gidelim bala. Ben hiçbir oyunda balık tutamıyorum. Böyle bir problemim var. Gerçekten. Stardew'da çok güzel tutuluyor bu arada. Ya onun balık tutma şeyinden nefret ediyorum ben. Ben Genshin Impact'te balık tutma olayını da bıraktım ondan sonra. Ay, sıçtı ağzım oraya. Stardew'da kolay şey diyeceğim. İstanbul'da gidelim götür bala. Realde balık tutabiliyorum, inanır mısın? Tamam ya, pardon abi. Ben hiç tutmadım ha balık. Valla ben Van Gölü'nde inci kefal tuttum ya. Burada da aramızda Tuna Pamir sofrası nasıl bir şeydir bilmeyenler var. Adam. Ya. Gerçekten mi? Evet, böyle bir gerçek var gerçekten. Wow. Okay. Tuna Pamir sofrası öyle bir sofradır ki. Hani İbrahim sofrası gibi. Dostlar buyurun. Tuna Pamir sofrasına. Aynen öyle. Ya böyle gerçekten saçmalığın son anı sabahın 4:00'ünde lakerdalar çıkıyor.
Evet, lakarı unutmuştur bir daha. O kadar yapmış kadar lakarı unutmuştu yani. İki çeşit balık vardı. Oğlum Allah yani. Geldiler yine buraya. Hadi bak. Oha. Ay, öldürmeyin beni ya. Base'in etrafında bir hendek çekmek gerekecek bence. Ben yukarıya çektim. Hendekleri çekip tek bir yol bırakmak lazım. Pathfinding yapıyorlar çünkü. O yola da dizeceğiz tuzakları. Ondan sonra farm'a dönüşecek bunlar. Sandığımı parçaladılar. Sandık çabuk. İşte hendek, işte deve. Barış abiniz çocuklarla. Hadi bakalım haydi haydi. Hadi bakalım haydi. Ben yanıyorum lan. O şeyle vurduysa yakın. Allah belalarını versin. Yanıyorsun Fuat abi. Az siktir. Lan. Merhaba çocuğum. Adam olacak çocuk. Senin adın ne söyle. Uzay Zuhal mi çocuğum? Ne yaparsın sen? Anlat. Barış abini anlat. Ben niye Iron Sword? Yemek yiyorum. Adın niye Uzay çocuğum? Astronot mu olmak istiyorsun? Bilmiyorum. Ama kadınlar astronot olamaz. Buradaki masalardan birini kırmışlar. Hala alayım kaçıyordum. Şey, alternatif... Çocuklar alayım kaçıyordu bu arada. Alternatif evrende Barış abi. Evet, evet. Günümüzde yapılsaydı. Evet, peki neden doğdunuz? Annenin i̇şte sevimsin de... babanı mı? İşte deve. O oh, Giant Slime Summoning Idol. Bu ne ya? Balık işini ben de biliyorum. Abi onunla şeyi summon ediyorsun abi. Bak, sen Lord'u summon ediyorsun onunla. Bak 500 arada, pups bulursak Hive Mother'ı da summon edebiliyormuşuz. Bu arada Yakuza'nın balık tutma mini game'i bayağı keyifli ha. Evet. Ya, yani fena değildi. Yakuza'nın her şeyi çok keyifli. Ha şey masası gitmiş galiba dur. Ne o? Masaların birisi birinin üzerinde ama kimin üzerinde bilmiyorum. Ben de Tin Workbench. İşte hendek, işte deve. Oğlum ben buraya gelirken sizin soyunuzu kıracağım diye yemin ettim. Ne oldu şimdi? Ha? Neredesiniz şimdi lan? Ayıp be. Şey mi yaptın abi? Kim dövdü lan beni kardeşimi diye hesap sormaya mı gittin? Yani şeyi görmeniz lazım. Şu an böyle hani... Eyvah işte Sam'i cephede unuttuk falan. Sam o sırada böyle çamurların içinde balık yiyerek boğaz kesiyor falan. Anladın mı? Şu an öyleyim yani. Rambo patır patır mi? Öldürüyorum bunları. Belledi lan benim. Onları bize ittik. Cephede görünmez olmaları için. Acımasız olmaları için ittik. Kim bilir şapkam nereye gitti benim. Ölünce şapkam mı gitti? Hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi. Ya. Üstünde oluyor şapka. Değil. Keşke çocuklarınızı da bulsam da çocuklarınızı da öldürsem. Sandıklarda daha bir sürü zırh getirin. Baksana belki beğeneceğim başka bir şey vardır. Okey. Sağ ol abi. Oltaya düz sağ klik mi atıyoruz? Öyle kalıyor mu sonra? Bekliyor muyuz? Ya pırık pırık ediyor. Daha görüyoruz. Sülaleniz gelsin. Yanlış emin. Bak büyüsün bir yaparız Tunapamir sofrası ya. Tunapamir sofrası balık gelir gece 4'te. Ya böyle şey de çok güzel olurdu tabii çok isterdim. Şöyle 12-16 metre bir yatın olacak. Üf. Of hemen satacaksın. Aa, Ethereum'a koyacaksın bütün paranı. En güzel tekne arkadaşın teknesidir zaten. Tabii. Oğlum burada milletin araba gibi teknesi var böyle geziyor böyle kanallarda böyle sağ sola. Onlar bir de yaşıyorlar ya evleri var ya orada. Ha, ucuz da herhalde ne bileyim herkeste var neredeyse böyle herkeste abarttım. Ooo Tancan abim yine Amsterdam anılarını anlatıyor. Oo, anlat abi anlat. Ooo anlat biz ne yapacağız sikişemiyoruz bile. Oğlum Dutch inseller de varmış üzülmesin Türk inseller. Ya hadi Dutch sen abi nasıl onlar, sevişemedin onlar ya. Neyle? Yine bak Türk insel fakir bir daha anladın mı yani. Evet yani. Kızı bir yere götüreyim dese götüremiyor. Çünkü bir yer de yok parası da yok yani. İkisi aynı anda yok. Dutch'ken nasıl insel oldun ya? Balık malık gelmiyor lan buradan sıkıldım.
Ancak balığa gitsek böyle yapacağız. Olta yapıyormuşum suyu. Sikerim balığını diye böyle basıp gidiyor. Sonunda madenlerin nereye nasıl neye benzediğini gördüm, rahatladım artık. Gönül rahatlığıyla kazabilirim. Evet. Can Sungur Facebook'ta son günlerin mi? Vay. Peki 1 Nisan'da açıyor musun YouTube'da yayın hemen? Bilmiyorum ya. Yoksa böyle küçük bir tatil yapmayı düşünüyor musun? Peki küçük bir şaka yapacak mısın 1 Nisan'da? Bilmiyorum, sanki şey gibiyim ya. Bir tık yayıncılığı benim azaltasım geliyor artık ya. Canlı yayın işinden biraz sıkıldım galiba. Maydı. Onun yerine NFT işine gireceğiz. Arkadaşlarla bir NFT projemiz var. Tavşan yapacağız. Şapkadan tavşan çıkıyor. Mesela sana çok elit tavşan çıkacak. Proje. Ötekine bana bir tavşan. Bana bir tavşan. Hepimize bir tavşan. Sonunda zengin olacağız. Bu proje Türkiye'deki bir açığı kapatacak. Fredo. Look what did to my NFT, Fredo. Look what they did to Bitcoin. Look how they butchered my MetaMask, Fredo. I had polar bears in my MetaMask. You only come to me with NFT projects, Fredo. What about the Metaverse? Did I do something to offend you? Ya evet, hakikaten Sopranos'la devam etseydi de keşke güncel konuları ele alsalardı. Üstüne parmaklarını kırıp milletin metamask şifresini alıyorlar falan böyle. Evet. Evet. Bayağı şey. They got like 50 ninjas in this bad boy over here. Tabii tabii, aynen aynen. What am I telling you? These are all good NFTs, brother. They are making utility, Tony. Aynen. Şey. Ama hakikaten bir Facebook şeyinden sonra böyle ufak bir tatil falan, bir yayıncılık kafa izni, öyle bir projen, öyle bir şey. Ha? Oğlum canlı yayın yapmaktan sıkıldım diyorum. Sen hala tatil yapacak mısın diyorsun. Hayır ya, yine dair. Yine dönersin de haftada 1-2 yaparsın canlı yayınını işte, hani böyle. Aynen. Aynen. Sözleşmeli yayıncısın oğlum. 2 senedir falan sözleşmeli yayıncı değil misin? Evet. Tamam işte yani. Belki de o kafadan biraz çıkıp da böyle free agent from, yani anladın mı? Free agent yani. Aynen yani, abi. Final Fantasy 14 oynayacağım bir süre sadece. Yeah motherfucker, yeah free agent. Yeah my boy. Yeah. Final Fantasy 14 oynayacağım. Aşırı seviniyorum canım. Final Fantasy bana ne promise ediyor abi? Bak şimdi. Bak şimdi. Abi benim gördüğüm çok da güzel olmayan waifu'lar var. Açıklasın. Parayı alan açıklasın artık. Ben değilim o kişi. Yok lan, paramı almadım daha. Hayır, ben şey için diyorum seni yani, sen sonuçta bu şeyi seviyorsun. Final Fantasy evreni falan seviyorsun. Ben hiç bilmediğim bir evren. Okay. O yüzden de hani... Günhan hikayesini seviyor ya. Bir MMO'nun evet, hikayesini seviyor yani. Kanka hikayesi gerçekten de son yıllarda benim bir RPG'de gördüğüm en sağlam hikayelerden biri. Ama ne yapman gerekiyor? Ama bütün expansion'dan oynamak gerekiyor. İtelemasyon yani. Evet abi. Yani şöyle, adamlar 10 senelik bir hikaye, gerçekten de World of Warcraft gibi değil de ciddi Final Fantasy bunu... gibi yaptı. Yo yo, sonunu düşünerek yapmışlar. Yani böyle şapkadan tavşan çıkartmıyorlar. Hakikaten böyle 10 senelik bir arc yazmışlar ve onu çok güzel bir şekilde bitiriyorlar. Uçağı çok güzel indiriyorlar yani Endwalker'la. O sebeple ben hikayesine ve dünyasında çok varım genel olarak. Ama tabii yani hani... Raid'leri çok iyi, işte müzikleri inanılmaz, dungeon'lar çok iyi. Özellikle her expansion'da raid ve dungeon'lar çok güzel oluyor. Bayağı da bunu hikayeye entegre ediyorlar. Yani World of Warcraft'ın aslında yapamadığı ya da işte ne bileyim, Cataclysm'den sonra yapmayı bıraktığı pek çok şeyi aynı şekilde Final Fantasy devam ettiriyor. Vallahi bana arazide ot kök falan toplatmışlardı, hayırlısı olsun yani. Ama o var. Ama o var. Onu yapacak bir şey yok. Ben MMO oynayamıyorum ya. Bunu o var. Oynarsın Tancan'ım, oynarsın. Ya. Oynarsın. Hepinizi MMO'cu yapacağım. Size öğreteceğim. O ben bir yere kadar hep gazım böyle. Çok heyecanlanıyorum. Bir noktada hemen gidiyor bütün. Şeyciğim bu abi... fantezide karakter yarattığımızda World of Warcraft sucks diye böyle karakter açıyor musun? Şey. Ya abi MMO olayı biraz şöyle. Hani hakikaten uzun geceler ve böyle ölü muhabbetler. Yani şeye dönüyor bir noktadan sonra. Onun tadını ben çok seviyorum mesela. Abi şimdi dungeon yaparız. Daily'leri yaptıktan sonra da
Şöyle burada bir tane şey glamour vardı. Onu dayalır mıyız abi? Aşağıdan baskın geliyor. İçi geçmiş ama. Ne baskın mı bu? Ektim tüfeğini. Oğlum. Geri döndü mü? Yok. Oralarda dolanıyor büyücü bir. Tuna şimdi bu diyeceğimi bilir. Eskiden World of Warcraft'ta hala var büyük ihtimalle. Barrens diye bir bölge vardı. Kalimdor'da. Tamam mı? Barrens o zaman neydi? Level 50 ve 60 arası falan mıydı böyle kasıldığı? Şey, neresiydi? 20-30 mu? 20-30 öyle bir şey abi. Ama böyle o 20-30 arası çok uzun sürüyordu. O yüzden Horde oyuncularının çok büyük bir kısmı Barrens'da aylarca takılıyordu böyle. Ve Barrens Chat diye bir şey vardı abi. Evet, Barrens mizahını evet. Ben bile biliyorum lan. Çok ilginç yani. Öyle evet, bir travma yaşamış ki millet Barrens'da. Barrens Chat'in şöyle de bir özelliği var. Çünkü oradan tam Ashenvale'a geçiş var. Ashenvale'da ilk evet. İşte elflerin aşağı Barrens'a inebildiği yer. Yanlış hatırlamıyorsam orada bir şey var burada. Ogrimmar'da hemen dibinde olduğu için hemen böyle yani şey Crossroads'a çok Alliance saldırısı olur. O yüzden de Ogrimmar'da böyle hazır fedailer vardır. Böyle Cross Barrens Chat'te şey gelir. Böyle Crossroads on fire falan gelir böyle. Barrens'dan böyle abiler ejderhalarına binerler. Üzerine potionları böyle içip böyle for the horde gidip böyle katliam başlardı. Yani o Barrens chat üzerinden evlenen insanlar falan oldu tanışıp. Öyle bir chat orası. Vay be aşırı kaliteli geliyor kulağa. Yani evlendiğim için o zaman o yüzden. Ondan sarmamış. Hayır ondan sarmamış. Oynayamıyorum. Tabii. Peki, ama bir de şey... Tancan'a ork oynatamazsın ya. Net Night Elf ya. Blood Elf falan. Tancan mı? Sarışın mavi göz karakter. Beni baymayacak bir varsa oynarım. Sarı, mavi, yeşil. Oynarım. Ya şey çok abi neticede hepsi arazide koşup tavşan kulağı topluyor ya. Şeyini getir. Yarı tanrı getir. O da arazide koşup şey topluyor. Ya quest sistemleri aşağı yukarı aynı tabii ki hepsinde de. Ya MMO'larda. Ben şeyi merak ediyorum. Hani karakterlerin içeri giriş zonları şimdi bir sürü farklı şey olduğu için race olduğu için World of Warcraft'ta Final Fantasy'de bu var mı? Yoksa yani herkes büyük kılıç taşıyabilen bir tane adam mı oynuyor? Şeye göre Final Fantasy'de hangi job'la başlamak istiyorsan ona göre yani mesleki bir şey var. Evet eğer mesela şey oynayacaksan baltalı adam oynayacaksan korsanların şehri Limsa Lominsa'da başlatıyor seni. Ama bütün klasları alabiliyorsun, açabiliyorsun oyunda ilerledikçe evet, yani şey değil. Anında değiştirebiliyorsun. Yok benim demek istediğim klaslıktan ziyade şeyden bahsediyorum yani böyle bir racial durum var mı? Yok. Hani işte herkes yok. İnsan mı Final Fantasy evreninde? Yok ya işte ya elf de var, şey de var. İnsel de var hepsi de var. Evet yani hani hepsi var farklı ırklar var ama ırklar çok kozmetik be kanka yani öyle bir şey durum yok. Ya işte World of Warcraft'ta zaten diğer şeylere göre bence o döneminde en bu noktaya evet, taşıyan evet. Şey. Faction War falan. Racial bonuslar ve bunların etrafında kurulabilen klaslar. Yani çünkü Theorycraft'a izin veren bir oyundu. Evet ama racial bonuslar yalan oldu tabii. Artık. Yani şu an artık çok minimumda etkisi var. Her şeyi demiştim. Yani mesela işte bir şeyim var mesleki olarak alıyorsun dedin. Hani bunlar benim oyundaki genel gameplay'ime bir etkisi var mı? Mesleki bir yok şey seçiyorum. Yok abi. Yok. O zaman yok. Aslında herkesin eşit olduğu bir evrende oynuyorum aşağı yukarı. Evet. Evet. Ama yani şey bütün klaslar şeye göre şöyle bir dağılım var yani hani işte caster'lar var. Caster'lar işte healer ve damage dealer ve controller'lar olarak üçe ayrılıyor. Tank'lar var. Tank en son 4 sınıftı galiba. İşte şeyler var. Ranged DPS'ler var. DPS'ler var falan filan. Öyle bir durum var yani. Ya racial bonus aynen bak yine var ama 300 dakikadan sonra bir anlamı kalmıyor oyunda yani. O yüzden daha çok class based bir muhabbet var. Ha yani bunun işte dışında şeyler var abi. Aşçılar inanılmaz crafter'lar var oyunun yani. Tamam oyunun tam grinding craft tarafına abanmışız ağırlıklı olarak. Okey. Yani bir yerden sonra insanlar crafting'ten falan inanılmaz para kazanmaya başlıyorlar oyunda. Her oyundaki evet, gibi. Tabii. Abi yemek yapıyorlar mesela. Bazı yemekler inanılmaz bonuslar veriyor ve bazı raidlere girerken de o bonusları almak lazım. Falan yani bir şey feast var. İşte ya. Kendi niye yapmıyor millet? Yaparsın. Crafter level'laman lazım yani. Ha. Abi ekstra iş meslek o ya. Her crafting'in ayrı mini game'i var. Yemek yapacaksan mesela işte bir odaklanıyorsun, durabilitesini düşürüyorsun, arttırıyorsun, kalitesini arttırıyorsun, düşürüyorsun. Yemeği yapıyorsun yani gerçekten.
Okay, sub alt mekanikler üzerine gidiyor şeyler kadar. Aynen, hepsinin bir mini game'i var bütün crafting class'larının. Ha, bu tabi uzak doğu ya. İşte adamı hiç boşta bırakmamak için. Hiç. Tam olarak o. Yani hiç boşta kalmasın yani. Idle kalma. Tabii. Tabii. Onu yaparken bile bir şey yap. Ya bak, şey çok ilginç mesela. Şöyle bir enstantane anlatayım. Final Fantasy'nin yaratıcısı Hironobu Sakaguchi. Final Fantasy 14 fanı ve sürekli deli gibi oynuyor. Adam kendi kıyafet line'ını yarattı. Markasını yarattı oyunun içinde. Sakaguchi diye. Ve onları oyunda kazandığın para karşılığı satıyor bayağı bildiğin. Moda turları düzenliyor. İnsanlarla fotoğraf çekiliyor falan. Böyle takılıyor herif oyun içinde. Güzel. Tabii. O şey böyle Final Second Life. Tabii. Bayağı Metaverse. Mesela pavyon mavyon var. Biz pavyona falan gittik kaç kere. Banka şubesi açabiliyor muyuz? Mantıken açarsın. Kapitalist. Bu Tanca'nın ne yapacağız ya? Hollanda'da. Mantıken açarsın. Kapitalist. Housing var abi. Housing var. Yani kendi guildinin evi olabildiği için onun için de bir bankacılık sistemi de yapabilirsin. Faiz maiz bilmem ne gibi muhabbetlere girersin ha, aslında. Ya Metaverse'de banka şubesi açıyorlar ya, ona göndermiyor. Ha okey. Ciddi yaparsın ama yapılamayacak gibi ha. Değil. Kamuran Özef. İşte. Hoş geldin. Böyle anlattığında WoW'dan iyi duruyor yani. Abi bak, World of Warcraft nerede hayal getiriyor musun? Bütün oyuncuları dinlemeyi bırakıp hala yaş skalasını 18-25'i tutmaya karar verdiği gün kaybetti abi. Evet. Yaş skalası yukarı giderken şeyi de yukarı çekecekti abi. Çünkü... Aa, Tancan! Şeyi... Tancan! Ne oldu? Base'ime gelip base'imin önünde yetiştirdiğim bütün ağaçlarımı kesip giden sen misin? Ha, bunu sen mi yetiştirdin? Hayır arkadaşlar, base saldırı var. Rica ederim, tohumlarımı geri eker misin oraya? Ne bileyim lan, ben seni yetiştirdim. Ben böyle düz kırarak... Saldırı mı var? Al tohumlarını vereyim abi. Aa! Ulan! Ne kadar sürdü benim bunları? Sen niye burada ağaç yetiştiriyorsun oğlum? Abicim, burası benim ön saldırı kampım. Buyur katıl bana. Ben burada gördüğün gibi ne adamlar kestim. Burası benim şey kampım ha. Rambo'nun şey evi burası. Ne bileyim lan, ben de burada niye ağaç burada, var falan deyip vurdum. Burada bıçakla sakallarımı kesim. İstersen gel bir yatak at, buraya katıl bana. Ben burada full kombat oğlu oldum yani. Vay arkadaş. Çünkü mağara kazmak yerine adamları öldürmeyi tercih ediyorum. Aynen. Sürekli meşgul kalsın diye bir şey tabii yok canım. Şey var ama yani hani bir şey yapmak istiyorsan mutlaka var bir şeyler yani. Her ya mesela ben şey demiştim demin, aslında yarıda kaldım. World of Warcraft'ın oyuncu kitlesi işte dediğim gibi gençlere yönelik hani şey yapar. Şimdi oyun dünyası durmadan bir şey gidiyor ya, no brain'e gidip daha çok böyle herkes oynasına geldiğinde. Wrath of the Lich King'den sonra abi o talent tree'deki theory crafting opsiyonunu kaldırıp tam bir story'yi böyle vereceğiz, şunu böyle vereceğiz. Vır zıvır diye gidip sonra abi oyunun o bütün logic'in içine ettikten sonra mesela ben kaybolmuşum. Evet. Final Fantasy'ye ben girdiğimde şu karakteri alsaydım, şunu da şöyle yapsaydım, ulan bu da böyle olur diyebileceğim şeyler var mı? Aslında merak ettiğim şeyler onlar. Yoksa standartım olacağım yani, hani daha çok oynarsam iyi olacağım ama hiçbir zaman şunu da şunu şöyle bir yan yana getirseydim şöyle hissedecektim olmayacak mı? Valla bu... Yani şöyle materya sistemi var senin dediğin şeyi düzeltmek için. Mesela farklı bu materyaların içine değişik statları veriyor. Ben bir tuvalet molası aldım. Da, eyvallah. Çok da customize edebiliyorsun. Kustom. Ama genel olarak senin dediğin şeyi anlıyorum ben. Yani şey yok abi. Belirli bir farklı talentlarla tamamen bana has bir build yapayım ve onun üzerinden gideyim muhabbet yok. Yani sen STR materyası takarsan STR arttıracaksın. Dex materyası takarsan Dex arttıracaksın. Yani bu tarz çok ufak şeydi ama evet, oyunun çok da o konuda fleksibilitesi yok yani. Anladım. Yani şey yani, tam böyle bir şeyini mi aldım Eşim? İşte bu oyunun işte promise ve premise arasındaki fark vardır ya işte. Hani evet. Sınırların neler ama bana verdiği promise ne? Hani onu da anlamaya çalışıyordum bir yandan. Okey. Yani işte monthly fees çok pahalı ama işte ya. Tabii. Türko için o ama. Yani şey değil. Günan, sen şimdi oynamıyorken kapatıyor musun? Sonra tekrar mı açıyorsun? Ben normalde her ay açık tutuyorum. Canım istiyor çünkü mutlaka giriyorum yani. Ama şu son 2 aydır falan Endwalker'dan sonra bir kapattım, şey biriktiriyorum. Content biriktiriyorum. Çünkü 10 yıllık content bitti abi. Şimdi bu ay şey geliyor. 10 yıllık yeni bir content'e başlıyorlar. Bu arada benim yani evim... 10 yılda mı devam edecek? Evet. Planlar Final Fantasy 24'e kadar gidecek mi yani bu? Yok lan, Final Fantasy 14 üzerinden gidiyor işte.
Ama şey yaptılar yani. Ne derler? 10 yıllık büyük bir saga bitti abi. Ve o saganın ardından şimdi yeni bir 10 yıllık yeni bir saga geliyor yani. Onu da şey yaptılar. Bütün her şeyi böyle soft reset gibi oldu biraz açıkçası. Yeni bir story content'i gelecek bu ay. İşte böyle yeni oradan gidiyor. Ulan benim kulübemi kim kırdı? Yukarıdaki, kuzeydeki. Abi işte elemanlar şey, baskın yedik ki onlar kırdı. Aa, sandıkların içindekileri ne oldu peki? Orada bir yerde duruyordu. Geçerken biri aldı demek ki onları. Ulan. Bu arada ben bu root seedlerini koydum. Bunlar niye büyümedi? Aralık mı vermem lazım biraz aralarında? Sulamamışsındır. Ha. Bunların böyle apaçe gibi gelmesi çok kötü. Şeyde var. Ya. Sandıklara bak, benim eski suluk var okay. O sulamaya. Ben evin etrafını komple duvar çektim. Evet. Kapıdan geçemiyorlar. Kapı ağızlarına da tuzak koyacağım birazdan. Oradan o yönden rahat edeceğiz yani. Konuşuyorum Erudes ya. Muhabbete göre benimle konuşuyorum. Allah Allah. Her şey bir doğru. Niye konuşmuyorsun abla? Biraz sessizsin galiba. Zuhal hiç konuşmuyor mu falan demiş. Biri de konuşunca işte, da çok konuşuyorsun. Evet, kimseye yaranamıyorum. Çok konuşuyor bu. Açmışa spesifik konular var yani. O konuyu bitiriyoruz ki başka muhabbet açılsın yani. Şey dedik. Hocam Final Fantasy konuşuyorlar. Ben de fakirim yani. O yüzden susuyorum. Abla be. Agape. MMO muhabbeti gerçekten bir şey istiyor ya. Tabii canım. Yani harbiden şey değil yani. Ne derler? Ya yani böyle herkese hitap eden bir oyun türü değil. Ben JRPG'lerden dolayı çok seviyorum grind, beyinsiz grind yapmayı. Ama can sevmiyor mesela. Her insan sevmez yani hani. Abi işte ben de yani bir purpose olması lazım o grind'ın. Altına bir anlamı olması gerekiyor ki verdiğim zaman para, ya hepsini şey yapman, dengelemen gerekiyor orada. Ben bayılırım ya. Yani hani. Ama her insan sevmiyor işte hani. Bunu çok abi aslında anlıyorum. Bak sen grind o kadar seviyorsan mesela Albion Online'ı falan da bayağı seviyor olman lazım senin mesela. Bakmadım. Çünkü yani şey noktası, şey gibi düşünüyorum artık ben yani. Zaten bayağı bildiğin neredeyse 6 yıldır falan oynadığım bir MMO var. Ve yani yeni bir MMO'ya vakit verecek bir durumum yok. Buna bile zar zor vakit veriyorum zaten yani. Brady hoş geldin. Bir şey soracağım. Final Fantasy 14 6 yıldır mı var? Daha fazla. 2013'ten beri var. 8 yıl, 9 yıldır var. Tam 10 yıllık, 10 yılını bitiriyormuş işte. Tabii tabii. Tabii. Ya şeyi de sayarsak, 2011'de çıkan ve faillayan oyunu sayarsak aslında daha fazla. Geçen bir tane şeyi izlerken Jeff Keighley'nin dolandırıcı bir tane böyle Final Fantasy'nin süper boktan bir şeyi vardı. O neydi? Aa abi evet, Final Fantasy evreninde geçen Souls oyunu yaptı gerizekalılar. O I Am Chaos muydu? Hmm. O ne ben yani? Anlamıyorum abi. Bak ben şunu gerçekten bir şey diyeceğim. Ha. Niye orada balık tutuyorsun? Bilmem, buraya geleyim dedim. Can böyle dolaşalım. Gel, gel bak, bizim evin içerisinde şurada iskele var. Sana iskele yaptık ya. Harbiden mi? Okey, geleyim buraya. Abi dünyanın en büyük iki tane firması. Birisi PlayStation ve birisi de Square yani. Gerçekten de yapacağınız Souls-like ya da işte ne bileyim open world oyunları Elden Ring'e mi denk getirdiniz ya? Yani... Bu nasıl bir hata? Final Fantasy serisi ilk defa Souls-like bir şey yapıyor ve bunu Elden Ring'e mi denk getirdiniz? Bu nasıl oluyor? Bu nasıl stratejik? Ha, aynı anda yani... mı çıkardılar? E çıktı, bu hafta çıktı oyun işte yani. Ben mesela alacaktım. Her şeye rağmen taşak geçmek için yayında oynayacaktım ama şey dedim. Ulan Elden Ring varken ben bunu oynayamam şu anda dedim. Oyun almadım nasıl yani. Olmuş peki genel olarak? Valla gameplay için iyi diyorlar, senaryo için kötü diyorlar. Ben bakmadım. Ben demosunu da oynamadım. Demosu da çıkmıştı hatta. Ama ben anlamıyorum, hiçbir Allah'ın kulu şey demedim yani, abi biz bu oyunu bir 3 ay sonra çıkartalım falan demedim. Elden Ring'in çıkacağı belliydi yani. Diyeceğim, Elden Ring zaten şeyi bile bekledi bence abi, Cyberpunk'ları bile bekledi bence yani. Ya abi evet yani, o kadar saçma ki bu. Çünkü Cyberpunk'ın böyle tutacağını varsayıp hadi bir yıl üzerinden geçirmesini bekleyelim de demiş olabilirler yani. Daha da düzeltelim orada. Yani biz... Ben şimdi niye oynayayım ki? Ya gelmiş geçmiş en iyi open world oyunlarından birisi çıkmış. Hala bitirememişim. Oyun her yerinden insanlar yeni şeyler bulmaya çalışıyor. Horizon'ın ve Elden Ring'in çıkışını ben anlamıyorum. Nasıl bir marketing ahrazlığı yani. Ya bir şey galiba ya. Horizon videoları çok iyi. Hayır işte Horizon güzel bir oyun olabilirdi abi. Elden Ring varken
kimse de Horizon'a bakmayacaktır yani, anladın mı? Çok sonra belki bakılır ama o puan marketing penceresini kaçırıyor yani. Adı ne lan? Çok... Final abi Fantasy. Şey Final Fantasy, ay çok da kötü bir adı var. Ekmeyecek yani buraya. Stranger of Paradise, Final Fantasy. İşte mevzu da şey, ilk çıkan 89 yılında çıkan Final Fantasy oyununun reimagining'i ama Souls-like reimagining'i. Şey diyeyim işte ya, böyle I am Chaos falan bir şey. Ha işte evet. Bunu kim istedi peki? Kimse istemedi bu arada yani. Hani kimin fikriydi bu bilmiyorum. Bir şey mi? İşte Hatochi Hototura falan diye bir adam orada değil mi böyle? Gidip böyle kim istiyor abi sizden? Souls'lar çok tutuyor o zaman. Final Fantasy'nin çıkartalım. İnsanların sizden istediği gerçekten de bir tane turn-based Final Fantasy oyunu ya. Allah aşkına yani. Ve bunu da iyi yapıyorsunuz. Yapın yeniden şunu. Final Fantasy 13'ten beri götten bacaklı salak salak sistemlerle action RPG'ye çekmeye çalışıyorlar seriyi. Ne gerek var ya? Yani bu hep Tetsuya Nomura'nın kafaları. Aynen o gerizekalıyı aldılar Final Fantasy 7'den beri. Mahvediyor her şeyi ya. Tren reyini bu tuzakların içinden döşeyemiyoruz değil mi? Yok abi, oradan kalacak. Tren reyine dokunmuyorlar Allah'tan. Gerçekten yani ben hep mesela geçen yıl falan çok ağladım aynı konuda da, biz Final Fantasy 7'yi remake yapıyoruz deyip oyunu bir remake olarak yapmamak, bu yani ayıptır lan. Bana çok ayıp geliyor, bilmiyorum yani. Devam oyunu çünkü o. Giyin bunu bari de başka bir şey beklemeyelim. Kingdom Hearts 3'ü 10 sene bekletti. Bok gibi bir oyuncu çıkarttı. Bu herif tanımıyor mu abi kitlesini? Niye böyle bir şey yapıyor? Abi hiçbir fikrimiz yok. Böyle şey gibi kaseti var herhalde yani. Square Enix istiyorsun elinde. Başka bir açıklaması yok o herifi tutmalarının yani. Size kılıyor yani. Tasarımcı abi adam. Game designer falan değil ki. Bu adamı ya. Yönetmen diye her boka koyuyorlar. Adam tasarımcı. Cloud Strife falan tasarlamış Final Fantasy 7'de. O büyük kılıç falan ondan çıkma işte, Cloud Strife'ın. Buster Sword'lar, işte götten bacaklı karakterler. Ondan çıkma hep. Hani okey Final Fantasy 7 farklıydı ve sevildi. Ama yani her yerde kemerler, büyük kılıçlar ve garip garip saçlar tutmaz yani. Her oyunda bunu yapamazsın. Her karakterin 25 tane kemeri var baba. Yani. Bu ne demek ya? Abi işte bak notasyon numara tasarımlarına, her karakterin her yerinde 75 milyon tane kemeri var abi. Yani her yerinden ne kemer cep. Abi bilmiyorum. Yani Marvel'da, Marvel'da 90'larda bir tane çok kanser bir çizer vardı. Belki kesin çizimlerini görmüşsünüzdür. Yaş tutuyor çünkü ama Rob Liefeld diye bir herif vardı. Bu işte şeyleri ya, bu işte böyle aşırı Marvel'ın edgy zamanlarında X-Men'ler, X-Faktörler falan böyle boktan bir sürü karakter çıkarttı. Peydahladı Rob Liefeld. Bunun internette mesela listesi var. En kötü Rob Liefeld tasarımları diye. İşte bakın şimdi insanlar yazsın baksın yani Rob Liefeld'in tasarımlarını, çizimlerini. Her yerde cepler, her yerde gerizekalı proporsiyonlar, her yerde kemerler. Böyle bir anlamıyorum yani. Bu neydi pantolonun adı ya? Yandan cepli pantolonun. Kargo. Kargo Pants'ın meşhur olduğu dönemde adam bir şey mi oldu acaba? Heyecan mı yaptı? Bilmiyorum. Tam gerizekalının biri ama yani. Tetsuya Nomura da onun Japon versiyonu. Benim ikincimiz kutu olsun. Slide Through My Fingers. Hoş geldin. Büyükmüş. Malazan hala Itaki tarafından gelmedi arkadaşlar. Ben kendim aldım getirdim, okuyacağım. Gerçekten mi? Ya Malazan'ımı aldım geldim Türkiye'ye geldim. Artık Malazan okumayan kimse kalmayacak. Bunu ne öldürebiliyor muyuz? Abi bir şey diyeceğim Zuhal. Sen su olabilmek için o kadar yol mu diyorsun ya? Ay. Su almak için daha çıkmadım ya. Balık tutmuşken doldurdum hep. İskeleden doldururum artık, gösterdim. Ha, burada var. Hayır, demin dışarıdaydın ya, atıyorum. Yok yani. şey ben şeyi aradım ya, yine dedeyi aradım da buldum ondan sonra. Dedenin yolunu sürekli unutuyorum. Dede evin yanında hemen. Dede bizim evde.
Ya gene geldi sıcak kızlar, oğlanlar. Ne o? Ana bugün gelmediler, çok tatlı. Sıcak bireyler bana geliyordur ama. Bugün yeterince evet seksi bulmuyorlar. Üzücü. Böyle 90'larda çizgi romanların aşırı böyle grim dark, aşırı karanlık ve işte olabilecek en edgy storyline'ın yazıldığı bir dönem var. O dönemlerde işte Marvel Ultimates falan bilmem ne gibi seriler çıkmıştı. X-Men'deki Blob gibi villainlar böyle diğer karakterleri yiyorlardı. Bayağı yiyorlardı falan. O tarz şeyler yani. Bunlar da birbirini sikecek, sonra da yiyecekler falan gibilerdi. Mesela ben hiç o dönemini sevmiyorum çizgi romanların. Okumamışım bile ya. Kavumunda olmamışım. Böyle bir en edgy, en dark, böyle Spawn'la falan başlayan bir eraydı o. 90'larda devam etti. 2000'lerin başına doğru yavaş yavaş söndü yani. Bizim ağaçlar gitmiş, biz nereden şey bulacağız ya? Ben yukarı ektim ağaç da ne zaman gelir bilmiyorum. Yeni suladım. Bir kere sulamak yetiyor mu? Ağaç da alırsa vereyim abi ben sana. Örüyorum da benim fazla fazla. Atsana, neredesin? Bir daha ara ara sularsan daha çabuk büyüyor. Hmm. Bak nane. Deniyorsun yani. Zuhal'e su getirdi. Ay nane sen... Helal olsun sana nane. Bak içeri doldurdu. Sana oraya nane, kuyu yaptı. Ya Allah kuyu yaptı ya. Nane tahta. Buradan balık da tutulur ha. Deneyelim. Eyvallah. Ya 90'lar Batman'i falan pek o tuzaklara düşmedi yani. Hani helal olsun gerçekten. Grant Morrison'da falan dev saçmaladılar ama yine o kadar gerizekalı edgy olmak adına storyline'lar çıkmadı Batman'den. Çok multiverse olayına düştüler. Bir ara. Hep düşüyorlar abi. Hiç bitmiyor ki. Evet. Bir noktadan sonra işte orada zaten bitiyor yani. Hani metal yaptılar. Multiverse. Işte. Oradaki Batman, oradaki Superman'e girdi, oradaki çıktı, öbürüne girdi. Ben şeyde kaldım yani en son. Watchmen'le bir birleştirdiler ya bütün hikayeyi. Oralarda saldım artık yani bu muhabbetleri. Onları da gerek avcı toplayıcı dönemde yaşamıyorum. Abi işte evet, gerek var mıydı bilmiyorum yani, hani niye öyle bir şey yaptılar? Ne oldu falan. Doktor Manhattan bu evreni de yaratmış onu falan gibi bir noktaya gitti yani her şey. Gerçi orada Tom King, Rorschach falan yazdı, onlara bakalım. Ya yazdı ama işte ne oldu yani ya sonuç olarak? Yani. Tohum bulan var mı? Tohum? Ne? Yok. Tohum bulan bana... Ben bırakıyorum oraya hep ya, buldukça. Evet sen. Biri bırakıyor 3-5 çünkü o belli. 3-5 atın abi, 3-5. Evet abi. Abi atın. Aynen chat, 3-5 atın ama ya. Yani neden Watchmen'i siz marketing için kullandınız ki anasını satayım? Niye yeni DC çizgi romanlarına? İyi bir hikaye bile değildi yani. Düşündükçe ben hala sinirleniyorum. Bir de millet şey olmuştu. Abi komedyenin rozeti Manhattan'ın götünden çıkmış. Puk! Falan gibi bir durum vardı. Moon Knight geliyor 30'unda. Millet çok coşuyor. Ben Moon Knight'ı pek bilmiyorum. Tabii. Güzel olacak gibi hissediyorum ya. Oscar Isaac var abi, yeter. Bazı sorgulamaya gerek yok. Obi-Wan'a güzel olmayacak gibi mi hissediyorsunuz? Abi onu Captain Kennedy karışıp bir senaryosunu çöp etti. Ondan sonra yeniden yazdırdı falan muhabbeti girince zaten Disney'in sonu belli oluyor yani oralarda. Ben Obi-Wan'a çok şey yapıyorum ya. Çok istiyorum iyi olmasını. Umarım iyi olur. İyi olacağını da hissediyorum. Şey dedi hatta, ilk senaryo çok karamsardı. Biz çok daha umut verici bir senaryo çevirdik. Hayır ya. Zaten abi karamsar olması gerekiyor ya bu. Umut verdik falan diyor. Abi bir şey diyeceğim yani, bu sinema tarihi hani sanırım bunu en uzun süre karanlıkta tutabilen normal yazılı eserler oldu ama sinema yani şu günün sonunda hep bize bir şey veriyor ya, ben bıktım, bunu vermesin artık bize ya. Umut mu? Evet abi, istemiyorum umut falan yani. Ya bak aynı şeyi şeyden düşünüyorum. Mesela şimdi Godfather'ın 3 filmini de yeni izledim. Ve yani günün sonunda mesela 3. filmi çok eleştiriyor insanlar şey diye yani. Bu ne böyle, pardon. Godfather mı olur? Tancan sen de bir yatak at oraya diyecektim, attın zaten. Amza yer. 15-15. Burada devamlı ölüyorum da bunlara birendim ya, şu ayıyı falan öldüreceğim. Hoş geldin.
İşte benim burada base kurmamın sebebi de buydu abi. Allah'ın yavşağı. Demin dövmüyordum, taşa gel, takıldım gel. Ya. Hele gel yeğen. Dur hoş kardeşim. Hoş geldiniz yeni gelenler. Ya mesela Godfather ya. 3 bence açısından çok iyi abi. Ne? Gerçekten sana böyle dur. Michael Corleone'nin pişmanlığını anlatıyor ya abi film günün sonunda. Godfather yani... serisini izleyip de Godfather 3'ün ne kadar iyi bir film olduğunu fark etmeyen herkesin bir oturup power fantezilerinden uzaklaşması lazım. Abi nasıl sevmiyorlar, ben anlamıyorum. Niye sevilmiyor Godfather 3? Yani oğlum ben Godfather 3'ün sonunda nasıl ağlıyorum biliyor musun? Koca adam. Oğlum çok güzel bir film. Bayağı bildiğim o film. Bence yani ben bu arada kişisel olarak 1 ve 2'den daha çok seviyorum açıkçası. Yani tabii ama hani onlar olmadan o da olmuyor ya bu arada, anladın mı? Tabii. Yani ama şey abi. Seviyorum. Güzel. Günün sonunda şimdi sen Godfather'dan ne gibi bir ders çıkartıyorsun ki yani? Hani bu Obi-Wan muhabbetinde çok böyle umutsuz bir senaryo deniyor ya. Kardeşim mesela ters bir şey mi oldu? İneceksin, sıkacaksın kafalarını amına koyayım. Onu anlatmıyor mu Godfather? Kanka evet, bak bir şey diyeceğim. Godfather'ın o şey, bu arada Godfather gerçekten dediğin gibi okunuyor pek çok insan tarafından. Oğlum Godfather onun tam tersini anlatan bir film ya. Ben hiç anlamıyorum yani. Nasıl adam bunu? Adam yalnız ölüp gidiyor, kızını kaybediyor. Evet oğlum. Hayatından evet. Evet yani. Evet gerçekten hani hiçbir, kendisi de diyor zaten bunu kör gözü parmak bir şekilde. Ulan hani o kadar çalıştık ettik. Ne oldu? Hiçbir bok olmadı. Yalnız kaldık yine falan diyor yani. Bunu nasıl anlamıyorlar? Racon macon noktasına gidiyorlar. Ben anlamıyorum yani. Goodfellas mı bu anasını satayım? Racon abi. Racon önemli kardeşim. Sen kaçırmışsın. Geçen biri Behzat şey, videoma gelip şey demiş, duyar eşelemişsin. Bu kadar duyar yok bu dizide falan. Lan. Dizinin her yeri duyar. Fight Club'ı Fight Club'ı komple insanlar götünden anlıyorlar. Tyler Durden olarak anlıyorlar. Ay, İnsanlar sahipleniyor evet. Zaten. Evet yani, ya şey. Red Pidge'ler sahipleniyor falan. Yazan adam gay. Evet tam tersini anlatıyor o film. Tam tersini, toksik maskülinitenin ne kadar bok gibi bir şey olduğundan falan bahsediyor o film. Yani, hayır. Hayır abilerimiz dövüşüyor, siz yanlış anlamışsınız. Tyler Durden. Tyler Durden özgürlük ya da işte sizi olmanız gereken bir rol modeli falan değil anasını satayım ya. BoJack Horseman gibi bir şey yani. Kıskanıyorsunuz. Hıngır var ya, hayatımı değiştirin lan, eyvallah. Estağfurullah. Sıkıyorum şu an herkesi. Hıpıkçım hoş geldin. Bu bana çok... Evet abi, Tyler Durden, Racon Editler. American Psycho da öyle oldu. Ben delireceğim hakikaten. Aa, evet, American evet. Psycho tam akıl tutulması. Abi nasıl yani? American gerçekten... Psycho nasıl bak, oldu ben... ya? Ben American Psycho ile ilgili bizim güzel bir analizimiz var kanalda. İzlemişsinizdir belki. Evet ben izledim onu. Benim çok sevdiğim bir film yani. Bayağı abi American Psycho'daki karakter de işte şey gibi oldu. Genç, bastırılmış öfkeleri olan erkeklerin kendilerini dışarıya ettiği bir outlet gibi falan oldu. Mimleşti, idolize ediliyor Patrick Bateman falan. Yani adam literally sosyopat, adam literally psikopat. Ve onu örnek alıyor. Ya korkunç ya, onu rol model alıyor. Ulan film onu yerme üzerine ağlayacağım. Film şey diye bitiyor, this confession means nothing diye bitiyor film. Gerçekten buradan nasıl mesaj alabiliyorsunuz? Bir mesaj yok diyor adam. Bir yandan oturup hayır. American Psycho'yu izlemelerine bir dönem seviniyordum, tamam mı hani, ama yok anlamamışlar ki, bayağı bildin paralara dersini veriyor işte Patrick Bateman abim falan oldular filmle ilgili. Korkunç. Yani. Ama işte bak bu Amerikan bir yerde üstünde götü sikiyor vallahi. Falan yoruları böyle. Üstüste koyuyor. Kuzenini bile sikiyor herif amına. Falan böyle diyor. Adam bunda işte abilerimiz. Öz abim. Amerika'da aynı ucuz tabi tavana takmış kralı. Eti alın dedim ben için. Ben alın dedim. Gerçekten de bundan 2-3 sene sonra falan şeyi de idealize edebilirler yani. Böyle bir noktaya gidebilir. Psycho'daki neydi karakterin adı ya, bilirsiniz. O da Bateman'da değil mi? Evet. O da bir şey Bateman. Evet. Psycho'daki. Öyle hatırlıyorum. Onu da şey yaparlar yani. Adam neler yaşamış annesiyle amına falan gibi böyle. Anne be. Fight Club'ın yazarı gay ya, Green Mist. Benim çetede şey, American Psycho'nun profil fotosu olanları hani böyle kullananları ya, filmin yönetmeninin kadın olduğunu söyleyin, öyle izleyin falan. Abi. İşte. Chuck Palahniuk kitaplarını okusalar da onu yanlış anlarlar. Çünkü yani o kitaplarda da çok böyle seks bilmem ne, uyuşturucu
İşte evet. Karanlık hayatlar falan var ya, o da şey derler. Zaten sağda solda her yerde yayınlanmıyor değil mi o? Böyle. Ben hiç okumadım bu arada falan. Ya Gösteri Peygamberi falan iyi kitaplar, ben seviyorum. Ama yani ay. Şey... şey... Öldün mü lan? Hep böyle bir... Öldüm de gelirim. Ben de sizi seviyorum. Şeydeki gibi muhabbetler var yani böyle. Mesela... Neydi herifin adı ya? Oh. Climax. Gaspar Noé. Gaspar... Mesela şimdi Gaspar Noé'nin filmlerini belirli bir noktaya kadar şey diye okuyabilirsin yani. Abi işte hakikaten yıkık hayatlar ve işte uyuşturucunun getirdiği psikozlarla insanların birbirlerine korkunç şeyler yapması tarzı okuyabilirsin. Ama bir noktadan sonra Gaspar Noé şöyle bir açıklama yaptı. Ben kendi hayatımda da uyuşturucu kullanıyorum. Seviyorum, kafayı açıyor amına koyayım. Böyle hayatlar anlatıyor. Bunu dedikten sonra bu iş bitiyor biraz. Ya onun kafası gidik zaten ama yani Gaspar'ın. Gaspar'ın kafası gidik yani. Şey değil ki. Sağlıklı yani gerçekten, bir insan değil yani. Gerçekten Climax gibi bir film yapıp, hiç sevmiyorum bu arada Climax'ı, ama Climax yapıp bunun üzerine şöyle demez yani. Kafası iyi geliyor amına koyayım. Böyle filmlerimi... Adam şey dedi, filmleri iki cigarayla yapıyorum ben, iyi oluyor öyle. Falan diye açıklama yaptı. Ya sen... Sen kaç yaşında adamlarsınız? Sizin yani emekliliğinize kalmış 15 sene. Ne yapıyorsunuz baba ya? Harbiden ne yapıyorsunuz yani? Yıkık hayatlar. Polanski de böyle övüyor abi. Hala utanmadan övebiliyorlar. Abi Polanski ile ilgili çok da temel bir mesele var ya. Yani adam Hollywood tarafından bayağı kabul görmüş falan bir herif yani. Tarantino adamla ilgili şey diye açıklama yapıyor. Kız da onunla date'e çıkmasaymış amına falan diye açıklama yapıyor Tarantino. Sen manyak mısın? Sen neden bahsediyorsun ya? Bizim de Can Evrenoğlu'muz var abi, öyle deme. Yönetmen gibi. Ay, o niye öyle yaptı kendini acaba ya? Uf. Hep öyleydi herhalde. Biz görememişiz. Abi ne diyeyim? Canları sıkılıyor. Evet, gerçekten Ukrayna Savaşı üzerinden Blue TV'de yeni dizimde de escortlar var bu arada ha. Diye böyle minvalli bir tweet de atmazsın lan. Büyücülü dizi abi. Wake. Mesela ben o açıdan Nuri Bilge Ceylan'ın hakikaten sinemasını çok beğeniyorum. Hani şey değil ya konu böyle. Ben de böyle yaşıyorum. Uzak filmindeki adam gibiyim. İstanbul'da karım terk etti, anlaşamıyoruz, kaldıramıyorum şöyle falan değil, değil ya. Evet. Hiç değil, hiç değil. TikTok yapıyor herif o. Ha, yani. Şey de öyle değil. Neydi adamın adı? Zeki mi? Ha, Zeki Demirkubuz da öyle değil yani. Yine biraz tabii yeraltı edebiyatı kafası falan var. Ama hani... Arada, evet, demetçileri maksimum buhranlı tweetler atıyor adam ya. Evet evet, aynen. Türkiye kötü falan gibi tweet atıyor yani. Evet aslında. Evet. AKP, CHP aynı. Kime oy verirsem vereyim kimse hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanıyor ve Zafer Partisi'ni destekliyorum. Güdülün ya, güdülün. Abi güldürmeyin, ben linç yiyeceğim. Ne? Ne yapacağım? Güldürmeyin diyorum. Ben güldüğüm için linç yiyeceğim. Ha. Bu kadın da her şeyi biliyor. Bu da gülmediği şey yok. Ne mübarek kadın lan bana. Hafif o midir nedir? Her şeye gülüyor. Her şeye gülüyor. Çok itici gülüyor. Evet, mortar diye bir şey buldum değil mi? Barkın da tüfek işte. Aa, yanlışlıkla Iron Pick eksini yok. Evet, bak Can, doğru gördüm onu ben. Can Evrenol linç yedikten hemen sonra İlker Can Pick'in konu oldu. Evet, koşarak aldı. Tam bu, bu çizerler arasında da şey muhabbet devam ediyor. Bir şeyin programına katılıyorlar. Herodot Cevdet'in programına katılıyorlar, muhabbet devam ediyor. Ben de o taraftayım ya, katılmaz. Ya ben olsam katılmazdım öyle diyorum. Yok ben de şey oldum zaten. Niye katılıyorsunuz be oğlum? Falan oldum ben de. Ne gerek var? Niye katılıyorsunuz? Yapmayın be oğlum. Gold ore. Smelting'den gold ore. Ha, olmuyor galiba. Hayır, orada. Tin bar, iron bar, copper bar. Gold ore'u nereden yapıyorum? Abi o benim, bana atma. Yok yok, şeye atacağım yandaki. Gold ore'u smelter'dan yapamıyor muyum?
Yok, onun simulatörün yanında bir tane şey var. Silindir dalga var, onun için koyuyorum. Silindir dalga mı var? Oh. Dalgayı koyacaksın silindiri. Aa, kapağını açacağım. Sonra satacağım Blue TV'ye. Öyle silindir deniyorlar var orada bir tane. Asiktir öldüm ya. Abiler ablalar, ben kaçıyorum. Olmaz. İyi geceler. Anneye bak. Oo, nasıl kaçarsın abi? Yazıklar olsun bu arada. Olmaz abiciğim, olmaz. Uyuyakaldım çünkü. Yine aslında anlamadık ya, var ya herif öyle o kadar sessiz oynuyor ki. Ve yayında uyuyakaldım. İçmiş çiğnen annenin. Yazıklar o zaman. Uyandım, baktım chat'e şey yazıyorlar. Aa, uyuyakaldı, uyudu uyandı diye yazıyorlar yani. İzleyici de fark etti, bunu ayıp oldu biraz. Yat yat, hadi uyuyorlar. Evet. Ne mübarek adam. Peki biz ne yapalım? Nekrofil zombi, Rizon gelmiş ya. Her şeye rağmen gülümseyin demiş, 20 TL ateşlemiş. Sağ ol Rizon, hoş geldin. Mehmet Emreit 10. ayında hoş geldin. Çok teşekkürler. Tamam, gidip üstüne boşaltacağım. Çok doldu ya. Abiler siz neredesiniz? Ben şuradan bir çukur kazarak size doğru geliyordum. Biz Sungur'da yukarıda uyuz olduk. Ben de Sungur'a katıldım, ölünce bunları dövüyoruz. Biz kombat kombat oğlu olduk abi. Full bunları öldürüyoruz yani. Ben geliyorum ben de. Boşaltıp geliyorum. Tohumlarım azaldı, ağlayacağım birazdan. Bayılzi 3. ayında hoş geldin. Çok teşekkürler. Torunların mı azı? Ha, tohumlarım. Tohumlarım. Torun, tohum, torba. Çağınışar artık beni Twitter'dan takip ediyor. Ben dalga geçemem o şarkıyla. Oo. Yapmayın lütfen. Çağınışar'la Kang. Seni de herkes takip ediyor ha. Ya. Meşhur oldu abi. Meşhur oldum ha. Primci işte ya. Meşhur oldu. Ben beni bence takip edenleri söylemem. Merak eden bakarım. Arkadaşlar ya, ben Goodfellas Godfather'dan daha iyi demedim ya. Daha iyi bir mafya filmi Goodfellas dedim. Godfather mafya filmi değil bence zaten. Ama Godfather dramdır ya. That's just like my idea yani. Dramdır. Bir babanın evlatlarının acısını hissettirdiği bir dram. Ben şişko bir SJV'yim günün sonunda. Vay be, ofansif Günhan SJV çıktı ha. Hayal kırıklığı. Şimdi hep beraber şu pançtan bir LSD içelim de kafaları güzel olsun ha. Seni de biliyoruz Mert Günhan. Tabii. Seni de biliyoruz, şimdi SJV rolü yapıyorsun ama. Sen Twitch köşelerinde yüzünü siyaha boyayıp da siyahi taklidi yapmadın mı? Yapmadım lan. Maymunu göstermediniz mi oradan? Bakmadın mı bana? Onu o da gerçek bir argüman bu arada ya, o deniyor bana. Ne deniyor ya? Sen benim abime homofobik diyorsun. Sen benim abime homofobik diyorsun ama buraya Mert Günhan ırkçılık compilation koyarım, utanırsın. Ha, bana Günhan'ı şikayet ediyorlar her hafta ama. Her ne hafta ya, beraber yaptığımız yayından şikayet ediyorlar, overdose kültürden. Orada işte şey Amerikan muhafazakarının RP'sindeydi ya Günhan. Ha, RP'deyse o. Evet, ya RP işte nedir, hani şey anlayamıyorlar henüz insanlar abi. Bak demin bir Tancan şaka yaptı, herkes şey oldu. Ne demek yani falan. Ya işte, hani bütün vallahi Putin haklı. Putin haklı. Artık ne olacak bu cancel culture'ın sonu? Yeter. Putin haklı. Ya diyorum, programı ben sundum. Ben orada RP'deyiz hepimiz. Bana bunu mu şikayet ediyorsun? Ediyor. Veda ya. Neyse. Geçen Can'ın bir tane YouTube'daki klimini gördüm. Klimini. Klimini gördüm YouTube'da. Hmm. İşte şey, benim yayınımı açıyor böyle, bu ne pis herif ya falan diyor. Ben de o sırada bir tane taklit yapıyorum. Sen de yani yayına girer girmez ama inanılmaz zehir zinkaf küfür ettin yani. Ya o bir taklitti ya, denk geldi. Hmm. Birisi altına şey yazmış. Bu adamın adını hep duyuyordum, ne pis bir herifmiş amına falan gibi böyle bir... şey demiş. CS YouTube'da bunların yanına geliyorsa pih falan demiş böyle. Tabii. CS YouTube'a gelsin, bozacağız CS'yi. Elderly'yle. CS abim. Öz abim be. Öz abim. Ulan be. Ulan biz Twitch'te yayın yapıyorduk ya. Hala oradayım ben. Abim usurmuş. Ne kadar temiz şu an chat'im. Ne kadar temiz şu an chat'im. Anlatamam ya. Hayat bu. Gerçekten bataklıkta debelenmişiz yani.
Kıskanıyorlar. Kıskanıyorlar. Kıskanlıkları yetmiyor, bir daha hala ağlıyorlar. Ağlama, ağlama. Tamam. Mamanı. Mamanı verdim. Mamanı tamam, verdim. Tamam ki de IQ 8'e düştü bir anda. Eyvallah abim. Mama işte ben varım. Primini al şimdi buradan. Siktir git Fredo. Al bunu. Fredo. Oğlumu nasıl film için harcadılar gördün mü? Look what they did to my streaming platform. Ne diyorsun Godfather? Oğlunu 25 yerinden bıçaklamışlar. Hayır hayır, prim için yaptılar Fredo. Ama bu ölmüş. Hayır prim. Şimdi mamanı aldı, siktir git buradan. Ay, ne kadar çok aptal var hayatımızda ya. Neyse çok yoruluyor bazen. Vallahi. Yani Allah hepimize aptaldan gayrı bir hayat sunsa nasıl insanlar olurduk acaba? Düşünsenize bak. Bir gün şey düşünsenize bak. Şu gün şu anda öyle ya da böyle hayatınızın üzerinde bir etkisi olan bütün aptalların bir anda olmadığını düşünün, tamam mı? En tepeden gelemeyen, yani anladın mı? Hani atıyorum Donald Trump'tan falan, yani işte neyse, yani en tepe derken anladın mı? Ta oralardan gel. İnanılmaz farklı hayatlar yaşıyor olurduk lan. Belki de biz aptal olurduk. O ne o, okey. Okey. Biz zaten aptalız oğlum baktığında onların gözüne. Hayır oğlum, biz bir de zaten şeyiz yani, hani entelektüellik açısından, fikir açısından, zeka açısından hepimizden 10 kat üstün insanlar dolu dünyada yani bu arada. Tabii ki canım. Yani o yüzden ben Vedat şey okeyim. Vedat var bir kere zaten. Mesela hani bana deseler ki Can Sungur işte sen işte ne bileyim şöyle bir şey yapacaksın ama dünyadaki en aptal insan yani alt sınır artık mesela sallıyorum senin kadar olacak, tamam mı? Minimum en aptal insan senin kadar olacak. Derim ki okey, ne yapılması gerekiyorsa yapın, alın canımı derim yani. Hani dünya için buna yapmaya varım yani. Hani çok kötü ya. Yani gerçekten toplumun gelişmesini falan önündeki en büyük şey aptalların aramızda çok rahat barınıyor olması ya. Oğlum, yani... Öğrenmişler bir Vedat Milor. Oğlum örneği ondan verdim yani, adam bak o kadar dünyaları biliyor, her şeyi bir de böyle lisanslı biliyor, yüksek lisanslı falan biliyor. Yine herif de her şeyi biliyor. Evet, yani sen mı? Ekonomiden ne anlarsın falan yazıyor herif. Ulan herif Dünya Bankası'nda çalışmış iktisat adamı. Üzerine gitmiş hukuk bitirmiş falan. Kanun konuşuyor, ona kızıyor. Hak ya. Hukuk, gak hukuk. Bunlar boş iş. Prim istiyorsunuz. Arkadaşım. Açık bırakmışsınız dedelerin kapılarını. Ortalıkta geziniyorlar. Sağa sola şey yapıyorlar. Hatava bunlar. Mamanı verdim. İster mi? Her şeyi konuşayım, her şeye lisansım olsun. Bak işte Vedat Münir. İlhan mama deyince üstüme alınıyorum ha. Beni kırıyorsun. Alın, alın tabii. Mamanı verdim. Eyvallah. Hani lan nereye verdin? Deutsche Welle'den fonlandın. Hadi bakayım. You just got Deutsche Welle. Ha. O kadar ekonomi üstadı ama hala TR'deki 3 tane Ayn Rand okuyan adamla uğraşıyor hayat. Oğlum adam hoşuna gidiyor işte o aptallara dalga geçmek, o yüzden. Ayn Rand şey izlediniz mi ya? Dalga geçmesine bayılıyorum zaten. Neyi? Ceren'e konuk oldu ya, oradaki muhabbetini falan izlediniz ya, mi? Ya izleyemedim evet, ben evet. Ya onu izleyeceğim. Çok kıskandım ama orada. Evet ya, yani yayıncılıkta bir mihenk taşıdır bence. İzleyeceğim ben, onu. Ceren de yani ben o kadar de... iyi sorular hazırlamış ki adamın mesleğiyle falan alakalı, hiç şey muhabbet dönmedi yani. Peki hocam ne diyorsun? Karadeniz pidesi tereyağlı mı tereyağsız mı falan hiç. Bu muhabbetlerde hiç dönmedi yani. Menemen nasıl olur? Ceren bir tek bir ara Arap aşı isimli yemeğe gömdürtmeye çalıştı Vedat Milor. Vedat da o topa girmedi iyice elinçi bildiği için. Arap aşı Kayseriler de yapar ya. Hamur ütüyorsun böyle. Evet, Ceren de dedi ki peki dedi Vedat Bey, yani ülkemizde hani güzel lezzetler var diyorsunuz ama bir de Arap aşı var, ona ne diyorsunuz?
Vedat bir orada şey çekti. Vallahi bilmiyorum, hiç duymadım falan çekti. Ve şimdi desek yani Ceren Hanım, bizim ülkemizde de millet evet yani lopamur yutuyor. Arapaşa'nın olayı çorbası bu arada. Çorbası çok güzel olur. Yani. Tavuklu böyle güzel baharatlı abi, bir çorbası. Bunu bir gün Ceren'le konuşmanı tavsiye ederim sana. Olur abi, anlatırım ben. Biliyorum hayatında yani yaşadığı nadir travmalardan bir tanesi Ceren'in yani. Niye oğlum, ne var? Çaplı kebap gibi bir şey mi bu? Yok oğlum, kebap abi, değil, bir çorbası var bunun. Hamur yapıp hamuru salçaya banıyorlar diye anlatıyor Ceren ama hayır, ne kadar hayır, salçayla alakası yok lan, ne salçası oğlum? Ya oğlum, onun misafirliği gitti evde öyle olmuştur yani, anladın mı? Zaten bir yemeğin kötüsünü yersen o yemek aklında bir de kötü ya kalıyor ya. Yok lan abi, salça değil, onun çok böyle güzel bir çorbası var, hatta acılı falan da yaparlar. O i̇şte güzel böyle tavuklu çorba bayağı. Güzelinin olduğu yere gitmek lazım demek ki yani. Ben çünkü şey hatırlıyorum mesela, çiğ börek var ya, ben ilk çiğ börek yedim, dedim ki millet bunu nasıl yiyor abi, millet ne midesizmiş falan. Aynen yani, aynen. Çok kötü aynen bir versiyonunu yemiştim. E işte sonra güzelinden yedik, millet ver 5 tane daha ver falan oluyorsun iyisini yiyince. Amda o gün 7 tane falan yemiştim. Çiğ böreği Bodrum'da Bal Mahmud'un yerinde yiyeceksin. İf var ya. Aç gideceğim bir de baba. İlaç ilaç, kirli kerimde yedim, hala EPV aşımı olmadım amına. Sana kirli yemin ediyorum şey, iyisi iyi mumbardan HPV, zührevi hastalık kapacaksın. Hakiki mumbar da hastalık olur zaten, tadı oradan gelir. Tabii, boku böyle ağzına şapır şupur amına böyle. Oh. Ya bizim orada mumbar yapıyorlar. Sizin orası neresi, İzmir mi? Hayır, Bitlis'te. Sen İzmir'e değil miydin? Benim küçük Bitlis aile oradan İzmir'e göçmüş. Sen bana bir İzmir İzmir. Evet, İzmir'de büyüdüm. Yani şey, sülale Bitlis'in, İzmir'de çünkü. Bitlis'in de hiç mutfağı var ya. Ha, bulgur et. Bitlis'in şeysi yandırdın. Bir de ceviz var. Burdur'un şişi meşhur mesela falan. Böyle saçma illerin saçma şeyleri meşhur. Şişi Burdur'da yiyeceksin. Ara mahallede takı veriyorlar. İlk hapishaneye girip yiyeceksin. Aynen aynen. Birer Burdur şişi yer miyiz alın bakalım. İlk date'de bana götürmek. Tahinli pide. Bir yedim, dört çocuk yaptım ama. Bak, tahinli pidenin de kıvamını tutturmak. Oo, tahinli pidenin iyisinden var ya, kalp krizi geçirirsin lan. Çok seviyorum tabii ben tahinli pideyi. Onu böyle çok hafif yapabiliyor iyi usta. O zaman var ya, hayvan gibi yiyorsun onu yani böyle. Bir konuda gibi da de yemezsin be abi. Bir konuda da bilgi sahibi olmayın. Her şeyi de bilme. Her şeyi de bilme. Mübarek adam mı? Yedik biz, yıllarca yedik be. Her şeyi demişsiniz. Her şeyi yemiş. Bize ne kaldı? Ben Z jenerasyonuyum. Bize ne kaldı? Hiç. Peki yemeği, biz ne yapalım? Yemeği de chatler yiyor, karıyı da chatler yiyor. Arkadaşlar. Chatler. Arkadaşlar. Ayıp be, ayıp be. Burada, chatler. Burada devasa minatörler var, bu normal mi? Var, biz dövüyoruz burada onları, gel. Sabahtan bunlar beri sıkıyoruz. Dövülebiliyor mu bunlar? Yani işte eğer yetirince alfa erkeksen dövemeyeceğim. Aynen öyle. Oğlum biz Tancan'la burada bayağı şey olduk. Sınır karakol muhafızı olduk yani böyle. Her akşam teröristle atışıyoruz burada muam gibi falan diye. Yani bizim Ar-Ge adına yaptığımız hiçbir şey kalmadı. Full sabah akşam çatışma burada. Bam gün millet birbirine sıkıyor. Kanka bunlar tekmek atıyor bayağı ya. Bu arada bir şey diyeyim. Nane'nin uyuyor kalması bizi nasıl işlevsiz ve görevsiz bıraktı. Ben full kombattayım gerçekten. Hiçbir şey yapmıyorum artık ama bir yandan da bilendim ya ben bu heriflere. Yani umurumda da değil ha. Ya tohum çıkmıyor mu sizden? Torun. Geleyim alayım o zaman. Faşizm. Bu şahı dışarıdan al, onu Günhan bilir artık çıkıyormuş. Faşizm ne mi? Büyük ihtimalle hepimiz vaka basacağız ama. Faşizm ne mi? Faşizm mi? Wikipedia'ya bakar. Faşizm ne mi? Yani iti tokat diyeceksin. İşte siz faşizm da ya. Atma. Atma evet, o izmar iti. Allahsız adam. Atma. Susamam, ne komik bir şarkıydı ya. Gerçek. Ağladım. Ağladım. Susamam. Bir tanesi böyle koşarak kaçmıştı ya.
Ona çok gülüyorum düşündükçe. Kadına şiddete hay gülmüş. Şarkı yaptık ama yanlış yapmışız abi. Ben gidiyorum. Bay bay. Oğlum o şarkı da bir de kadına şiddete hayır da demiyorlardı. Kadın, bir tane kadın bulmuşlar. Kadın diyor ki ben şiddete uğramadım, hiç dayak yemedim diyor. Bitiyor sonra onun verse. Yok yok şey diyor. Kadına şiddet yapılır mı lan, beyinsiz erkeksin ama adam değilsin. Bilmem ne bilmem ne, kadına şiddete hayır diye yer var. Turist onları alıp bok göndermiş. Teşekkür ediyorum. Kıraç götüm yesin. Öyle gidecek gibi oldu bir anda şarkının okusu. Kıraç ne yapıyor şey acaba ya? Anca. Ulan ben Deniz Tekin'in söylediği yerde ağlamıştım ya. Valla. Valla mı? Valla orası beni etkilemişti. Bak işte çok ilginç. Evet. Ben, sen bir kadın olarak yakalamışsın oradan. Ben de o kısmı evet, dinliyorum şöyle oldum. Dedim. Aga dedim şarkı yani kadına şiddetle olarak. Kadına şiddetle ilgili söylenebilecek bir şey. Ben hiç dayak yemedim mi yani? Daha ilginç bir şey yok mu falan oldum. Ben ama... hayvanlar kısmında üzülüyorum. Aa. Ay ben susamamın genelinde bayağı şey oluyorum. falan oluyorum yani. Kaslav yarışmasında bir şarkı bir şey dinliyormuş gibi oluyorum ama. Benim Türkçe rap'le aşırı mesafeli umursamaz pisliğin teki olmamla da alakalı olabilir yani. Oğlum ben yani geçen... Deniz Tekin'in kısmı tek olsa acayip güzel. Bağlamı güzel yani. Ben buradayım şarkı söylüyorum. Bunlar benim başıma gelmedi diyor kadın orada. Ben şey oldum böyle. Deniz Seki değil arkadaşlar. Ya Deniz Seki değil. Deniz neydi o Deniz? Neydi? Ben de torbacı ne anlatıyor diyorum ya. Deniz Seki. Deniz Seki büyük ihtimalle şeydi böyle. Bir gün aradım ama torbacım zamanında gelmedi. Arkadaşlarımdan telefonunu istedim vermedi. Hülya'yı ısırırım yerim kemiririm Hülya'yı. Abi Deniz Tekin'in ağlayarak sil baştan söylediği bir şey var, video var. Onu aga yazık be sen. Ben de ona gülüyorum işte. Pisliğim galiba. Bayhan Çelenk göndermiş falan konser. Orada o Susamam şarkısında erkeksin ama adam değilsin kısmı bayağı iyi. Bayağı iyi. Lyrical, spiritual, lyrical, individual, lyrical. Allah Allah. İyi tamam. Türkçe rap konusunda benim fikir belirtmemem lazım gerçekten ya. Geçen şey ben de belirtemiyorum ya. Ben konuşuyorduk. Ben Fero'nun neydi? Ferhat Özkor'un buna öyle bir şarkısı var. Ulan bu ne dedim, adamın adıymış meğerse. Ferhat Yılmaz. Oğlum sonra bir açtım. Aşırı boktan bir şarkı ama böyle şey gibi sarılıyor kafana böyle. Kurtlar Vadisi bilmem ne bir şeyler. Devam bir şeyler anlatıyor böyle orada. İnanılmaz bir herif yani. Aşırı tamam, köpüş. Tamam sen de Türkçe rap dinliyorsun. Almamanı. Yok lan hayır, şarkı çok kötü. Ama o kadar böyle keçi yapmış ki yani. Single'ı mı güzel kardeşim? Olay o zaten abi. Nesi güzel şarkılarını... anlamıyorum ama ıvır kıvır yapıyor ya yani, bomboş. Yok. Kurtlar Vadisi açtım sesi yüksek falan diyor yani. Türkçe rap şarkılarının %90'ı zaten genelde şey aşırı keçi ve böyle işte şey yapıyorsun yani. Mesela ben ucuz bir şey dinlemek istesem şey dinlemem. Ferazi Kayra ya da Ayaç Kakan dinlemem. Çünkü orada bayağı şey ne derler. Ayn Rand'ın kitabını okumuş küçük bir çocuk. Aslında Karl Marx okuduğu zaman tekrardan politik mesaj siner mi? Bunun içinde giden her şey aslında her biri böyle falan bir noktadan sonra. Ayn Rand politik Marx'ın benim. Oğlum sen beni Ferazi Kayra dinlediğini biliyor musun bu arada? Evet konuşmuştum. Çok random o bir memur... şekilde bir ay önce evet. Keşfettim yani. Şey, bir ay değil o artık 6 ay oldu galiba. Oğlum şeyin Kayra'nın şey diye bir Bütün Ayazların Ardından diye bir albüm var. Veysel diye bir karakter yaratıyor. Veysel işte bir kitaptanmış galiba. İşte bunun babası şey falan oluyor. Dolandırılıyor mu bir şey oluyor. Böyle haciz, icra, iflasla geçen hayatlarla ilgili. Bir memurun hayatı mı öyle bir şey. Haciz, iflas, ifraş, zifra. Şey. Evet. Bunu tabii böyle anlatmıyor. Bunu böyle tabii anlatmıyor ki, tabii. Ki. Bayağı böyle. Denedim galiba ben o albümü. Olabilir. O güzel bir albüm. Mesela işte köyüne dönüyor. İstanbul'da tutunamayıp kafa dinlemek için. Dedesinin Alzheimer olmasıyla ilgili bir şarkısı var falan. Bayağı iyi yani. Hani Motherfuckers Doing Art. Evet sonra da dağıldılar hızlıca. Evet abi. Mamaları mı yatmadı ne oldu? İnanır mısın evet. Doçevelle'den mamalı. Yani belli ki geri kalan herkes Ferrari üzerinde Ferrari alırken çok kazanamamış bu ikili ve araları biraz o yüzden açılmış yani. Halbuki o çıkacaksın. Benim... Karılara basıyorum karılara. Ah! Falan deseydi. Şimdi ne güzel bir sürü paraları vardı işte.
Ya. Bilmiyorum böyle bir ya. Şey değil mi? Böyle kameraya işte viski şişesi falan döküp böyle ay. O da dandik viski ama hani iyi viski ne olduğunu da bilmiyor. Kalitesiz. Karılara basıyorum, 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 basıyorum. Bir de şey, bir noktadan sonra şey de değil, tek başına da basmıyor, ekipçe basıyorlar. Ekipçe karılara basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Bu arada arkadaşım da basıyor amına koyayım, biliyor musun? Bak gel bakayım. Mahalleden Sedat, bas sen de Sedat. Sedat'ın da albümü çıkacak, bas Sedat. Ben de basıyorum, basıyorum, basıyorum. Murtaza sen de konuş, albümün çıkıyor, ben de bastım be abi iki kere falan diye böyle. Türk şeref. O inselmiş, az basmış, öyle şey yapmamış. Karalara basıyorum, basıyorum, çekilmiş. Basıyorum. Çekilmiş değil mi? Peki abi hepimiz arabaya biniyor muyuz? Ona da biniyoruz amına, arabalara da biniyoruz. Arabaya Nelly, biniyoruz, biniyoruz, biniyoruz. Godur diyor muydu, modur diyor muydu, ne oldu, fokur diyor muydu, ne yapıyordu bunlar birbirlerine? O ne? Dis atıyorlar birbirlerine. Yok, fogluyorlar mıydı insellerin yakışıklı genetik? Moglamak, bak. Ben evet, moglanıyorum şu anda mesela. Devasa bir dev var önümde, moglanıyor. Beni mogluyor. Tamam işte rapte mogluyor bunlar birbirlerine değil mi? Onun şarkıların içinde. Karılara basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bastı şu an. Aynen. Abicim pek ses basıyorsun da peki biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Bir kere ama mı? Ya o insellerin Twitter'daki insanların birkaç tanesi biz ne yapalım kalıbıyla bir şeye tweet atmış. Ben ona bir tık şey oldum. Şimdi seçersin işte. Seçtim. Çocuklara böyle bir şey verdim yani. Excuse verdim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ay evet bak çocuklardan bir şey yazmış böyle. Bunlar her şey iyi diyorlar ama 2000'lerin başındaki Türkiye'de sıkışmışlar. Biz yapamıyoruz. Biz ne yapalım? Nasıl olacak bu iş? Sanıyorlar ki 2000'lerin başındaki Türkiye'de seks karnesi veriyorlar böyle. Evet, iki tane ikram. Evet. Yok canım, o zaman da gidip kendimiz buluyorduk arkadaşlar. Hakkımız 3'tür abi. Aha, arkadaşlar. Ben acayip bir yere çıktım. Karılara basıyor. Efendim abi. Basıyor, galiba dünyanın sonuna geldim arkadaşlar. Neredesin sen ya? Bir press girl. Girl press. Outer map'i buldum. Woman vallahi press. Karılar. Karı. Torun, torba, kaçak. Oğlum ben bu harita masasına geliyorum. Senin orası açılmıyor mesela. Niye açılmıyor? Çünkü benim gelip onu benim de gidip okutmam lazım. Torunlara basıyor. Ne kadar kötü. Ya bu arada gerçekten hani şeyi anlıyorum. Ya yok şeyi anlıyorum ya. Yani bu Farazi ve Kayra'yı keşfettikten sonra özellikle biz böyle Türkçe rap'le dalga falan geçtiğimizde bir sürü insan abi daha geçiyorsun ama iyi işler de var falan diyorlardı ya. Yani abi, gerçekten de iyi işler varmış lan, yazık, çok üzüldüm. Onlar da zaten şey olmuştur ama. İşte karılara basıyorum, basıyorum, basıyorum tayfa. Multimilyon dolar kazanınca demişler ki ya biz yanlış yapmışız rap'i ya. Rap'i yanlış yapmak diye bir şey varmış ve biz yanlış yapmışız deyip küstürer bence bir sürü rapçi insan yani. Tabi. Benim chatte şey, siz yarın acayip linç yiyeceksiniz bekleyin falan yazmışlar da. Yok be. Ne olur ya. Ne olacak Allah aşkına. Neyin linçini yiyeceksin ki? Yok bir de bizim makara geçtiğimiz rapçi tipini beğenen varsa zaten onun edeceği linçe tüküreyim. Yani. Onun dışında da güzel Türkçe rap örneklerini keşfettik bir yerden sonra yani. Mesela Sagopa Kajmer. Abi namaz kılıyor. Yok lan. Sagopa Kajmer ateist oldu. Rakıyla klip çekti falan böyle ateist olduğunu belli etmek için. Ne oldu? Mamasını. Tabii ateist şu an. Doce Belli yatırmamış ama mamasını. Allah kahretsin Doce Belli. Lanet gelsin Doce Belli. Abi o demin gerçekten Beyaz Şov'da eski eşiyle şeyi var ya işte biz dine sarıldık falan manevi yıl. Ya var yaşamış var yaşamış. Tabii olabilir abi insanlar. Olabilir ya. Evet. Ya olabilir. Benim... Olabilir de başka mevzu komik geliyor yani bana. Şeyin abi bunlar namaz kılıyor deyip dinlenmeleri komik geliyor bana. Niye Mustafa Ceceli var sırf o yüzden kariyer kurmadı mı bunun üstüne? Evet. Ya Sagopa Kajmer'in farklı eraları var abi. Mesela şu anda ateist erada. Öyle sözler şey yapıyor.
Ama işte mesela romantizma ve kötü insanları tanıma senesi albümlerini ben seviyorum bayağı. Romantizma mı? Romantizma. Yani o şey da biraz nasıl? Şey, ateist rap sözleri yazıyor dedin, ne yazıyor? Allah yoktur ye falan mı? Öyle şeyler mi? Ha yok lan, Sagopa Kajmer de şey gibi, söz yazımı konusunda kayra gibi falan böyle. Tabii tabii böyle işte. Ve yaban sahibim onu da döngü sözü bedbah benim, böyle bir şey. Fars dili ve edebiyatı mezunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet 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 evet. Çok çok güzel, çok güzel anlamlı derin sözler var. Okul ama... okumuş rapçi. Ama kalıplara göre işte böyle tabii 90'lar erada, 90'lar erada arada bir şöyle sözleri falan da var. Erkekler hem cinsinden hoşlanmakta hey falan gibi böyle. Evet 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 evet, öyle şeyleri var, çıkışları. Allah Allah. Evet. Erkeklere şey mi demek istiyorsun? Ama şey değil yani. Erkeklere basıyorum, basıyorum, basıyorum. Mesela bak. Cezanın falan mesela böyle daha Medcezir dönemi, onda da iyi söz yazarlığı var. Sonra ama şey oluyor. Rap star falan oluyor sonra. O kötü mesela. Ondan sonra şey mi diyorlar? Hepsinde standart şey var değil mi? Bir dönem paraları basıyor, basıyor noktası var diyor, değil mi? Ya işte bir öyle oldu. Böyle bir 2000'lerin ya, sonlarına doğru bir paralara ceza... basıyorum oldular. Ceza ben hiç dinlemem ama öyle tavır olarak değil yani. Rap müzik dinlemediğim için dinlemem. Ben bile dinlemediğim halimde Didi reklamında görünce bir şey olmuştum. Aga. Evet. Didi. Sadece Didi değil ki oğlum. Rocko Lollipop reklamında da oynadı. Oğlum Rocko okey lan. Ya ama işte rapperlar açısından okey değil oğlum yani. Çünkü yani Lollipop reklamı. Tabii ağzına alıyor şeyleri, dişleri. Ya hayır, Rocko markasının böyle şey bir reklam tarzı vardı ya. Ofansif marka, anladın mı? Ağzınıza veriyoruz Rocko'yu falan. Öyle takılıyorlardı ya. Orada rockçı ile metalci ile çalışırsın. Bence rockçı okey de. Didi ne lan? Didi'nin bir önceki reklamında babaanne vardı. Vay Didi dedim, Didi dedik falandı. Yavrum. Bir anda yavrum Didi evdeyiz mi falan gibi bir şeydi. Bir baktım bir sonraki reklamında ceza var dedim. Ne alaka ya? Dinlediğim birisi değil ama iyi kötü insanda bir şey kafası kalmış. Ya işte rap, protest müzik falan. Ondan sonra zaten şeyler çıkınca karılara basıyorum, basıyorum, basıyorum falan çıkınca dedim aa bunlar protestli falan kalmamış abi, zaten. Allah kolaylık basmayın olsun. Basmayın artık ne olur. Gerçekten basıyorlar mı acaba, ben bunu basıyorum, basıyorlardır. Ya, zengin tabii. İnsan yani biraz hepsi ünlü ve zenginse basıyordur herhalde. Yok genel olarak bir Amerika'da bu işte kadını aşırı objeleştirme muhabbeti bize bir tık böyle çok geç geldi. Mesela yok, bize tam Amerika'daki... gelecek gibi oldu. Bize tam gelecek gibi oldu. Bu sefer de slut shaming çıktı. Bu sefer de tamam objeleştirin. Serbest de falan geldi. O kısmı bize uğramadı ya. Mesela Amerika'daki daha böyle entelektüel konulardan bahseden rapper'lar şeyden daha şeyde falan giriyorlar daha çok böyle işte. Depresyondayız. Varoluşsal sıkıntılarımız var. Nasıl çözeceğiz bunu bilemiyoruz. Çok ama konuşarak işte çözmeye çalışıyoruz falan. Aynen rap bir çıkış yoluydu artık değil. Ne yapacağız falan. İşte sikim kalkmıyor falan gibi böyle konular. Niye çıkamadılar yani? Dürüst çocuk. Ya o dilde Eminem ne giydi ya? Üf. Abi Eminem... Ne giymiş? Eminem ne kadar iyiydi diyorum yani. Ha iyiydi ha, evet. Ben çocukken Eminem dinliyordum mi? Bilmem evet. Ne yapıyordum falan filan diye Eminem'in çok kaliteli bir adam olduğunu anlamamışım. Ha yıllar sonra anladım. Eminem rapin Jordan'ı işte. Abi rapin Jordan'ı gibi bir şey de hakikaten şimdi dönemini düşününce adamın yenilir yutulur işleri yokmuş yani. Hakikaten bazı noktalarda da sertmiş lan Eminem. Yani... Çok İyi fazla kötü anlamda. Abi çok fazla ya tecavüz, cinayet, kadın öldürme, inanılmaz misojeni yani mizantrofi falan yani böyle bir anladın mı? Kardeşim ya? Onlar Marshall Mathers kardeşim. Ne? Slim Shady'ye giydirmiyor mu onları? Ya işte Slim Shady onlar. İşte tam sonra tabii da öldürüyor Slim Shady'yi. Sonra tabii, da tabii, öldürüyor. Yani. Tabii Slim Shady şu andaki dönemin zaten şey bayağı Eminem'in yani. İşte çocuklar yaptık, gençtik falandı böyle. Ama karakter yapıyorduk, parodiydi falan gibiydi. Oğlum o zamanlar zaten ama millet anlayamıyordu yani. Ya zaten rap müziği dinleyenlerin kaçını dinlediğini anlıyor. Ben hiç anlamıyorum ya. Yani Slim Shady albümlerini... Ben bu arada ortaokulda şeydim, Eminem dinliyordum ve albüm hatırlıyorum açıkçası şarkılarını. Ama ilk 4 albümüne hakimim. 4'ten sonra ben de ufak ufak düşmeye başladı yani. Devam etmedim bir yerden sonra. Ben Slim Shady'yi öldürdükten sonra bıraktım dinlemeyi. O geçenlerde bence iyiydi mesela... lan. Evet, ama ilk albümlerinden beri şey vardı canım. Slim Shady ile Marshall Mathers arasındaki geçişleri ilk albümünden beri vardı. Arada böyle inanılmaz depresif, tabii. Karanlık soundlara geçiyordu. O diyordu herif yine gençliğinden bahsedecek. Babasının kendisi Kemal'le dövmesinden bahsedecek diyordu. Tamam dinliyorsun onu. Bir şarkı sonra Slim Shady kafayı yemiş, Joker'e bağlamış işte.
Yani o ikisini İngilizcem olduğu için ben o yaşımda anlıyordum ortaokuldayken ama eminim çoğu insan abim üstünde götü sikiyor vallahi helal olsun falan diye dinlemiştir eminim. Evet. Ama yani adamın niyeti hiçbir zaman şey değildi. Dur burada da şu guncunlara saplayayım. Yani ben eminim mesela sapladığı tiplerin hep dandik tipler olması hep çok hoşuma gitmiştir. Yani hiçbir zaman kendine kolay düşman seçmedi. Atıyorum dur eşcinsellere laf sokayım yapmadı, anladın mı? Böyle evet. South Park gibi birazcık daha zor hedefler seçti kendisine. Zengine sapladı, politikacıya sapladı. Michael Jackson'a girdi yani. Tabii. Tabii Michael Jackson'a inanılmaz bayağı şey falan. Michael Jackson'ın bu çocuk istismarı muhabbetine falan çok şey yaptı o. Evet. Yani klibinde falan bayağı görüyorsun yani. Hatta çok eleştirilmişti o zamanlar. Sen bunu nasıl yaparsın? Ha, Without Me klibinde hatırlıyorum. Evet tabii yani bunlar hep... Without Me klibi de en çok izlenen kliplerinden herhalde, dünyanın evet. En çok izlenen kliplerinden bir tanesi herhalde Without Me klibi. Tabii direkt Hollywood'u müzik sektörünün içinden geçiriyor. Ya geçenlerde o şeyde güzel iş yaptı. Super Bowl'da çok güzel bir şey yaptı, ben çok takdir ettim. Orada bayağı gaza geldi. Evet yani yapmak, harbiden yapmak zorunda değildi lan. Prim yani... kasıyor abi, prim kasıyor. Koş koşu SJV, Eminem SJV olmuş. Belli. Doşevelle'den yapmışım. Ha, Doşevelle'den para alıyor belli ki Eminem. Kimse laf bunlar edemedi abi çünkü gücünün farkında. Ya zaten şey çok komik oğlum. Ne derler? Super Bowl komisyonunun Eminem'e değil de Dr. Dre'ye ağlamış olması bana çok komik geliyor yani. Adamı getirdik buraya, ne yapıyorsunuz falan diyorlar ya. Ne yapıyorsak yapıyor adam, multimilyon dolar sanatçı. Ben kontrol edemem Eminem'i falan demiş yani. Bence çok iyi. Nasıl edecek oğlum? İşte kral onu biliyor ama işte yani. Tabii. İşte hakikaten o yüzden şey yapıyor ya. Yani bence bir sanatçının yapması gereken şeyi yapıyor. Oğlum işte vakti zamanında Eminem şimdiki insel gibi hani böyle sevgisiz, mutsuz, yalnız büyümüş çocuklara bir ses olmuştu hakikaten yani. Ki ben öyle bir çocuk değildim ama dinlediğimde hatırlıyordum onu. Şimdikilerin böyle Stan işte... komple bununla ilgili bir şarkı mesela. Hı? Stan komple bununla ilgili bir şarkı mesela yani. Stan. Yani hem Stan hem de şey şeyle alakalı da çok şarkısı var ya. Yanlış yani şarkının ismini şu an tek hatırlamıyorum da, yanlış ortamlara gelip cool genç olmaya çalışırken kokain bağımlısı olup hapse düşen geri zekalıları anlattığı böyle bir karanlık şarkıları var ya birkaç tane. Ortalama Amerikalı. Tabii canım, iğrenç bir çocukluğu olmuş şeyinde gerçekten. Eminim. Valla abi işte gücünün farkına varan sanatçı, işte Cem Yılmaz da biraz bence öyle oluyor. İyidir yani. Yenir. Cem Yılmaz deyince aklıma şey geldi ya. Geldi. Eskiden Opet Cem Yılmaz maketi veriyordu ya. Biz bir dönem şey yazmış bir kız. Biz fark ettim ki bir dönem herkes Cem Yılmaz'la o Barbie bebekleri seviştirmiş filan. Sen evlene enerji yollamışız, şimdi adam Barbie gibi kızlarla çıkıyor. Ya şey çok iyi ya. Eminem deyince geçen Zuhal Tancan'la şey muhabbet yapmıştık ya. Cem Yılmaz neleri biliyordur kim bilir. Çok sakat abi. Sakın yayında demeyin de. Asla ama çok zevkliydi. Evet. Yani adam hakikaten Türkiye'nin kara kutusu olabilir unik pozisyonu sebebiyle. Kim ya? Cem Yılmaz. Ha. Çok güzeldi ya. Tapelerin finalinde çıkacak olan büyük reveal'ı diyorsunuz. Çıkmadı sonra. Tabii. Final tape, end game çıkacaktı. Sonra ne olduysa çıkmadı end game. İçerken bak hatırlıyor, bak Can, bak Tancan sana anlattım, bak Can hatırlıyor. Ben çünkü bununla ilgili bayağı mandala etkisi yaşadığımı falan düşünüyorum. Hayır, hatırlıyorum şey. Oğlum çünkü şöyle olmuştu, preemptive olarak ya bu aralarda Hollywood'da sahte görüntüleri ne kadar gerçekçi yapıyorlar. 3D print maskelerle insanları birbirine benzetiyorlar diye bu haberler falan bir anda şeyin haberini yapmaya başlamıştı. Durduk yere bir anda... Allah. Hollywood ne kadar gerçekçi maskeler yapıyor. Bakın Walter White'ın maskesini yapmışlar diye bir anda haber yapmaya başladılar. Biz şey olduk, vallahi geliyor, doğruymuş falan olduk böyle. İnternette çıktı. Evet. İnternette çıktı. Evet. Sonra bütün ülkenin bütün interneti kapandı ve böyle yavaşlatılmadı. Kapandı ya, böyle taktik. Gelmedi be abi. Gelmedi. Bekledik ama. Evet. Yani prensiplerimin ters ama o geri sayımı ben de bekledim. Şiir yazdılar oğlum. Kaseti çıkmadı yala diye şiir yazdılar.
Şey oldu ya sonra işte o. Ne o? Onun yerine şey de bir diye açıklamada bulunmuşlardı. Kardeşim biz size gerçekleri doğruları gösterdik. Artık ne yapalım falan gibi böyle bir metin yayınlamışlardı onun yerine. Tabii tabii. Tabii tabii. Neyse işte oğlum bence ben... yani Cem Yılmaz biliyordur o işin esasını. Sormuştur yani. Sormuştur. Kesin. Ancan yukarıda şirketi bulabildin mi orada? Sınırı gördün mü? Aaa geldiler ya. Hayır 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 hayır. Yeri kaz. Bizim base'e kaçıp yeri kaz oğlum. Bir kare kazsan gelemiyorlar. Ben sizin jenerasyon yakalayamaz. Twinkle. Aa, sen... Kıyamam yani. Chat'teki zeller neden bahsediyor diyorlar. Ha yok ama chat'te de aklına gelen kimse bir şey yazmasın. Hiç ha kimse evet. Bir şey yazın aslında. Abi kubik şeyler yazıp da kendinizi risk altına atmayın ya. İndeksleniyor bütün mesajlar unutmayın yani. Public tabii. Mesaj yazdığınız her şey. Yok keşfedemedim Tuna'ya. Öldü bu arada. Ekranı düzeltmeye öldün mü? OBS ekranımı kaydırmış. Onunla uğraşırken öldüm. Böyle Cem Yılmaz arıyormuş şey diyormuş değil mi? Siz benim bir şey bildiğimi ima etmişsiniz. Nedir o? Sizi aldırırım. Öyle bir Cem Yılmaz öyle bir adammış değil mi? Siz tabii benim hayatımı mı kaydırmaya çalışıyorsunuz? Kaleci Volkan çıkıyormuş içinden bir anda. Evet, evet, oğlum evet. Bak. Sizi aldırırım. Sizi bir daha kaldırtırırım. Sabaha kadar dövdürtürürüm. Oğlum şeydeki işte organize işlerdeki hali aynen, olsa aynen. Ha. Tamam. Ben günde bir saat golf oynarım. Açın bakalım. Biz de şeyiz böyle değil mi? Ha Cem Yılmaz şey değil mi ya? Gora'daki Arif ya değil mi ya bu? Ay bir de yayından kesit atıyor ve şey diyor. Biliyor ne kadar güzel bir şey değil mi? Bizim mal yorumlar geliyor sırada böyle. İşte Cem Yılmaz böyle bir adam çıkıyormuş şu an. Nasıl bir adam çıkıyormuşum? Bana diye soruyormuş. Cem abi vallahi Basquiat'ı götüme sokayım abi vallahi. Vallahi öyle demedik abi. Sen yanlış anladın bizi. Abi lütfen. Şeyiz ya hakikaten. Sahne var ya ağızları gözlerinin içinde oturuyorlar. Cem abi bizi öldür ama artık vurma. Ağzımızı mı açalım daha sonra? Hayır götüne güvenen varsa. Ya onu geçen Yiğitcan'la izledik. Hakikaten çok iyi sahne ya. Ben şeyden çok memnunum ya. Cem Yılmaz'ın değerinin geriye dönük artmasından çok memnunum ya. Ya bak burada acayip bir yer. Tabii ki. Yani zamanında değeri bilinmemiş bir adam değil ama zaman geçtikçe Türkiye'de genel olarak mizah, zeka, kültür her şey o kadar düştü ki Cem Yılmaz vaktinde neler yapmış ya falana geldi ki artık böyle yani. Mesela ilk çıktığında ben demiştim ki Yahşi Batı için ya işte böyle filmler yapmak lazım ülkede. Meğer tek Cem Yılmaz bir kere yapabildi ve devamı gelmedi ya yani. Evet. O kadar aslında adam yani ülkenin çıkarttığı en iyi şeyleri Cem Yılmaz yapmış şaka maka yani. Ben de diyordum ki yani buradan başlarız acaba? Gideriz. Gora'ya falan çok gülmemiştim ben ilk izlediğimde yemin ediyorum size. Bak ben canlısınca açıp izliyorum ya. Ya Şibat'ı çok iyi film hakikaten ama yani o niye böyle bir kere olabildi acaba sadece? Hangi film? Ya Şibat'ı. Ama benim falan her şey çok güzel olacak ya. O evet ya evet ya. O gerçekten bambaşkaydı. Yani. Anladık kültürlüsünüz. Ama komedi ya. Filmlerini de aşağı görmeyin. Biz kırı görmüyoruz kardeşim. Hakkını veriyoruz. Ülkenin gülmeye ihtiyacı var. Biraz da mizah. Biraz şimdi da gülelim. Şimdi ananıza söveceğim. Ya kara mizah. Kalbim kadar kara. Deniz Göktaş geliyor buraya pazar ona gidiyorum. Aa. Ha, evet ya. Bu bayağı ya. Avrupa turnesine çıkmış. Amsterdam'a geliyor. Selamı İsmail... söyle kral. Beni takip ediyor. İsmail Ömer ona ilk şeyde oğlum bu çocuğu bir dinle falan diye böyle daha ilk başlarda şey yapmışlardı onları izlemeye gittiğimde. Şeyde çok komikti. Gibiye çıkarttılar onu. Gördüm ya. Şey şort giydirip milletin önünde tek böyle bir... giyinerim falan diye. Evet tek bir line yok çocuğun sadece köle olarak duruyor yanında. Sonda konuşuyor bir yerde ya. Ne diyordu? Evet evet. Biz böyle düşündük ama öyle olmadı. Bir şey anlatıyordu böyle. Ya bence Gibi'nin o final, sezon finallerini falan şey yapmaları güzel. Fark, çağlarda geçen hikayeler yapmaları güzel yani. Güzeldi güzeldi. Ama biraz şey yine şey sönük kalmış. Yine böyle 5 dakikasına çok güldüm. 15 dakika uyuyakaldım. İkinci sezon bir kadar iyi değil. O net bence yani. Biraz
şeyi de uzatınca, zamanını da uzatınca çok havada kalan şeyler var yani. Uzatma işi çok tatsız. Tuna bura ne abi? Burası biz açacağız mı bunu? Kıracağız herhalde bir noktada. Bir şey bulacağız. Buraları kıracağız herhalde. Ne gitmiş o arada. Gibiyi sevmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yani. Burada ne yani? Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.